Günaydınlar, günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan, gündemi belirleyen tek programı söylemezsem olmaz başladı. Gündem Bircan Bali'de. Efendim günaydın, hayırlı cumalar. Günaydın, hayırlı cumalar. Bugün bomba gibi bir iyiyiz inşallah. Bugün bomba gibi bir yayın var. Size şöyle söyleyeyim, minik bir az sonra yapalım. Sevenlerini çok üzecek bir boşanma. Birazdan sadece söylemezsem olmaz açıklayacak. Her ikisini de çok seven var. Hatta sevmeyenleri de çok, anti grupları da var. Ama böyle herkes şaşırtacak bir boşanma birazdan vereceğiz. Ve Onur Ünlü ayrıldıktan sonra ilk kez söylemezsem olmaz kameralarına yakalandı. Yakalandı diyoruz çünkü nahoş bir takım konuşmalar ve görüntüler ortaya çıktı. Ve daha fazlası tabii ki söylemezsem olmaz da olacak. Şimdi öncelikle iletişim adreslerini verelim. WhatsApp ihbar numaramız 0552 770 06 23. Söylemezsem olmaz official. YouTube'da kanalımız Söylemezsem Olmaz 600 bin aboneyi geçmiş durumdayız. Maşallah, ve çok izleniyoruz. Süper. Günlerce trendlerde kalıyoruz. En çok izlenen oluyoruz. Onu da söyleyelim. Instagram adresim Bircan Bali. Sondaki i iki tane. Arto Dalga. Seren Serengi. Peki magazin turumuz hazır mı? Süper. O zaman hazırsa bir magazin turuna gidelim, buyursunlar. Kim kiminle nerede görüntülendi? Ünlü isimler gündemle ilgili ne söyledi? Milyonlarca takipçisi olan ünlüler sosyal medya hesabından hangi paylaşımları yaptı? Magazin dünyasında neler oluyor? Söylemezsem olmaz sizler için derledi. Haber turu başlıyor. İstanbul'da bir mekanda hayranlarıyla buluşan Aynur Aydın sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir süredir gözden kaybolan şarkıcı Aynur depresyon atlattığını söyledi. Neredeydim? Ben 2 ay çok ağır bir depresyon atlattım, size yalan söylemeyeceğim. Kendimi hiç iyi hissetmediğim bir dönemdeydim ve o sebepten kendimi tamamıyla kapattım. Ve bu dünya, bu evren nereye gidiyor, ben niçin varım gibi böyle bir kendimi bulma arayışının içine girdim. Sonra kendimi bulduğumu düşünüyorum, onun için şimdi yine karşınızdayım. Ben meğer Aynur Aydın'mışım. Hastalık sürecinde kendisini sokak hayvanlarına adadığını söyleyen şarkıcı, bir yılda 250 kedi sahiplendirdiğini söyleyerek anlamlı bir çağrı yaptı. Biliyorsunuz benim bir gönül işim de var. Sürekli hani bu kedi de sahiplensin, ben gideceğim dedim arkadaşlara. Ama bir türlü o bitmedi. Arkası sürekli geldi. Sonra bir baktım 250 tane kedi sahiplendirmişim bu yıl. Ya hepsi de çok güzel ailelere gitti. Hayır işi deyince akla gelen ilk ünlü isimlerden biri olan Haluk Levent, dün akşam oyuncu Bestem Sözdemir'in sevgilisi, iş insanı Serkan Durdu'yla birlikte bir mekan çıkışı görüntülendi. Hayır işi derken magazin bombası patlattı. Haluk Levent, Serkan Durdu ve Bestem Sözdemir'in evlilik hazırlığında olduğunu ağzından kaçırdı. Vallahi düğünleri var yakında. Gel, evlilik teklif edecekti Serkan Bey ama... O gerçekleşti mi? Bilmem abi. Tarih mi belli oluyor? Oğlum çok patavatsız, çok patavatsız bir adamım ya. Şam magazini malzeme verdiniz Haluk Bey, bir saniye. Ünlü şarkıcı ve sevgilisinin ardından mekandan çıkan oyuncu henüz teklif almadığını söyledi. Haluk abi buradaydı. Haluk Bey yakın zamanda düğün olacağını, şahit olacağını, çifte telli oynayacağına kadar söyledi bize ama... Arkadaşlar ellerim boş. Serkan Bey, eller hala ellerim boş ama siz burayı hadi kaçırıyorsunuz. Hayatım, bin sen. Bebekte görüntülenen ünlü güzel Defne Samyeli aracına doğru giderken muhabirleri kırmadı. İnsan davranışları üzerine eğitim aldığını söyledi. Toplantım var, onun için Zoom toplantısı, eve yetişmem gerekiyor. Ne üstüne bu seferki toplantı, yine böyle... Yok, Amerika'dan bir eğitim. Ben bir yandan devamlı eğitim aldığım için bir şeylerle alakalı. Öyle. Ne gibi şeylerle? Bir şeylerle. Yo, insan davranış bilimleri var, Amerikan siyaset tarihi var. Bunlar hep var yani. Eşi Eser Yenenler'le birlikte stand-up yapan Berfu Yenenler, yüz olduğu markanın lansmanında konuştu. Şıklığını konuşturan Berfu Yenenler, oyuna gösteren ilgiden memnun olduğunu söyledi. Gelen herkesin çok mutlu ayrılmasından biz de çok mutlu oluyoruz. Eser'le de yani Allah vergisi bir ikiliyiz yani, ne diyebilirim ki? Eser Yenenler de lansmanda eşini yalnız bırakmadı. Karı koca stand-up yapıldığını daha önce duymadığını söyledi. Karı koca stand-up gösterisi ben duymadım tarihte. Dolayısıyla bir ilki başarmanın mutluluğu var bizde vallahi. Yıllar sonra İzel Çeliköz ve Çelik Erişçi ile yeniden bir araya gelen ve sahnelere geri dönen Ercan Saatçi, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının babası Hikmet Saatçi vefat etti. Önceki gün Üsküdar'daki Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının
ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilen merhumun cenazesinde ünlü şarkıcıyı İsmail Türüt, İbrahim Kutluay, Mahsun Kırmızıgül, Hüsnü Şenlendirici, Çelik, Emel Müftüoğlu, Hakan Altun gibi sanat hayatından birçok kişi yalnız bırakmadı. Bundan sonra kendimize kendileri için hayır dua beklemekle Rabbim kullarına gayri gayri rahmet eylesin. Masumlar Apartmanı'nın nacisi Tansel Öngel katıldığı bir televizyon programında en büyük hobisinin mezarlık gezmek olduğunu söyleyerek şaşkınlık yarattı. Ünlü oyuncu dikkat çeken deneyimlerini paylaşarak dinleyenleri düşündürdü. Geçtiğimiz yıl yumurtalık kanserine yakalanan ve Kasım ayında ameliyata alınan şarkıcı Hülya Bozkaya'dan hayranlarını üzen haber. Merhabalar sevgili gönül dostlarım, güzel yürekli dostlarım. Beni çok merak ediyorsunuz, arayıp soruyorsunuz. Hastaneyi arıyorlar. Gelmek istiyorlar sevenlerim. Hasta yatağında konuşan ünlü şarkıcı yaşadığı zorlu süreci gözyaşlarıyla anlattı. Ve bana dediler ki sen çok güçlü ve çok gerçekten dayandın, iradeli bir insansın. Bu ameliyattan çıkabildin. Allah'ımın izniyle ferahı çıkacağım. Yine o güzel şarkılarımı, türkülerimi sevenlerime söyleyeceğim. Yine çok güzel programlarda buluşacağız. Ben yine sizler için çok güzel işler yapacağım Allah'ın izniyle. Ben insanlara faydalı olacağım son nefesime kadar. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle ünlenen Vilma Elez bir süredir birlikte olduğu avukat Mehmet Şah Çelik'le nikah masasına oturdu. İzmir'de yapılan 20 kişilik törene Elez'in çocukları da katıldı. Annesi Şevval Sam'ın izinden giderek oyuncu olan Tarık Emirtekin uzun zamandır birlikte olduğu Fransız sevgilisi Sofya'dan ayrıldı. Fransız sevgilisi geçtiğimiz günlerde Yıldızı Parlayan Oyuncu ödülünü alan Taro'yu hesabından sildi. Sevgilisini annesiyle tanıştıran Taro, Şevval Sam'dan veto mu yedi? Bade İşçil'in bir dönem yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. Daha önce Mahsun Kırmızıgül'le ilişki yaşayan İşçil'e hayatında ne değişti sorusuna ben batılı bir kızdım, özüme döndüm cevabını vermişti. Bu sözler yeniden gündem olunca bir kullanıcı Özcan Deniz'in bu sözünü paylaşıp samimiyetin bitmiş yorumunda bulunmuştu. 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya için önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde Özgün Müzik'te bir portre Ahmet Kaya adlı özel bir konser düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde oyun çıkışı, evlilik hakkında samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Aslı Enver'in hamilelik sonrası yeni ev arayışlarına girdiği iddia edildi. Oyuncunun bebeği ve ev hayvanlarıyla daha rahat edebilmek için Çubuklu ve Beykoz tarafından ev baktığı iddia edildi. AVM'de elinde alkol şişesiyle gezdi. Hayranları onun hakkında meczuba döndü yorumlarını yaptı. Oyuncu Merve Bulur, DJ Mert Aydın'la biten evliliğin ardından yoksa depresyona mı girdi? Ferhat Göçer'den dijitale sinyal. Tecrübeli şarkıcı Ferhat Göçer birçok dijital sosyal medya uygulamasının dinleyicilerine açılmak isteyen şarkıcılara bir kapı açtığını söyleyip çeşitliliğin iyi bir şey olduğunu ifade etti. Tuğba Yurtsa daha geçtiğimiz günlerde bunun yeni şarkıcıların önünü kestiğini dile getirmişti. Geçtiğimiz yıl Sezer Dermenci ile hayatını birleştiren Ivana Sert ve Dermenci sosyal medya hesaplarından evliliklerinin birinci yıllarını kutladı. Ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş başrolünde yer aldığı Romeo ve Juliet tiyatro provasında kaza geçirdi. Gözünün halini sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu hayranlarını şoke etti. Aksu'yu korkutan haber, Sezen Aksu'nun kedi ve köpeklerine baktığı, ikinci evi gibi gördüğü Göksu Deresi'nin kenarındaki stüdyosu dereye doğru kaymaya başladı. Sezen Aksu bu gelişme sonrası yeni ev arayışlarına girdi. Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya Fransızca konuşmasıyla hayranlarını mest etti. İşte Şahinkaya'nın Fransızca konuşması. Guys, we are in Paris. Yes, look at this. Look at this, look at this, look at this. I love French guys. Selamünaleyküm. O yeşil çamın yaşlanmayan güzellerinden Aydan Şener'den alev alev poz. Güzel isim Aydan Şener yaptığı bu paylaşımla yıllar ona hiç zarar vermiyor yorumlarını yaptırdı.
Sosyetik isim Derin Mermerci'den takdir toplayan hareket. Güzel isim 300 milyon TL'lik yalısına 9. köpeğini de alarak evini resmen hayvan barınağına çevirdi. Derin Mermerci'nin bu hareketi takdir topladı. Yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren güzel oyuncu Berrak Tüzün Ataç fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Son dönemde katıldığı etkinlik ve davetlerde kombinleriyle dikkat çeken Berrak Tüzün Ataç sosyal medya hesaplarından paylaştığı pozlarla gündem oldu. Beğeni toplayan oyuncuya mesaj yağdı. İşte o fotoğraflar. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir diğer güzel oyuncu da Dinan Çiçekdeniz. Sevgilisi Thor'la ayrıldıktan sonra kabuğuna çekilmeyen güzel oyuncu paylaşımlarıyla resmen eski sevgilisine Thor'u kaybettiğine dön bir bak dedirtti. Hayranları Bülent Ersoy için hazırladı. Diva Bülent Ersoy'un hayranları Ersoy'un 2022 yılında neler yaptığını bu kısa videoda derledi. Bülent Ersoy yaptığı paylaşımla hayranlarına teşekkür etti. Kraliyetten ayrılmalarıyla çok konuşulmuştu. Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyetten ayrıldıkları süreci anlattıkları belgeselin ardından da İngilizlerin fikri değişmedi. İnsanlar hala iddialara göre ikiliye sempati duymuyormuş. Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi. Ahmet Güneş Tekin'in Yedi Görenin Alfabesi adlı sergisi sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Şener Özmen'in üstlendiği sergide sanatçının zamansal ve uzamsal karmaşıklığı ifade eden heykelleri, yüzeye hareket yanılsaması verdiği boyutlu eserleri, yorumlayıcı bir strateji olarak mitosları kullandığı tuval işleri ve çoklu hikayelerin dokunsal deneyimlerle anlatılmasını sağladığı 40 yamaları sergileniyor. Galeri Sanat Direktörü Yasemen Çavuşoğlu sergi hakkında konuştu. Dursun Gündoğdu'nun kurucusu olduğu yeni oluşmuş bir galeri. Keza Dursun Bey 30 yıldır bu sektörde ve 30 yıldır birçok sanatçının temsilciliğini yapıyor. Şu anda da yeni galerimizin açılışında çok büyük bir isim Ahmet Güneş Tekin'le Yedi Görenin Alfabesi isimli sergisiyle siz sanatseverlerle bir araya geliyoruz. Ahmet Bey'in eserlerine baktığınız zaman çok uzaklardan bile baksanız işte bu Ahmet Güneş Tekin dersiniz. Ahmet Güneş Tekin çok yönlü bir sanatçıdır. Evet, bir sergiyle bitmiş tur biz de onunla başlayalım. Ne kadar güzel görünüyordu değil mi? Evet, çok çok modern, çok güzel. Modern çok, görünüyordu. Çok keyifli gözüküyor. Yedi ya. Görenin Alfabesi. Gidiyor musunuz hiç sergilere? Tabii biz çok vakit bulamıyoruz ama. Ben son Miami'de işte Art Basel haftasıydı zaten. Sanat haftasıydı. Biraz 3-5 şeye baktım. Çok güzel şeyler var ama tabii eski sanatla bugünkü sanatın arasında fark var. Tabii bu çok modern görünüyor ve tabii çizgi. Ya çok bu, renkli, güzel. Bu laf var ya Seren, sanatçı burada ne anlatmak istemiş? Ben gerçekten ne anlatmak istediklerini çözemiyorum. Evet, ama bazen, hepsinin derinlikleri oluyor. Ama sanıyorum yani masallar ve öykülere önem vermiş. İnsanların hayatlarına katan şeyler, çocukluğumuzdan itibaren bize anlatılan masallar, öyküler bizim hayal gücümüzü genişletmemize çok yardımcı olmuş. Nasıl etkilediğini olmuş, göstermiş. Tabii. Evet. Burada da sanıyorum beyefendi o öykülerden, o destansı şeylerden çok etkilenmiş ve onları hayata geçirmiş ve çok da modernize ederek geçirmiş. Gidilmesi ve görülmesi gereken bir sergi. Ahmet Güneş Tekin'i yürekten tebrik ediyoruz. Aynı zamanda boyutların da olduğu eserler de var. Şu Love yazana bayıldım. İnanılmaz. Bak onun bir tane de renklisi var. İnternette gördüm. Muhteşem olmuş. Sarı da çok güzel. Evet, hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel. Tebrik ediyoruz valla. Yürekten tebrik ediyoruz. Peki devam edelim. Haluk Levent'le devam edelim. Haluk Levent arkadaşının evliliğini patlatıyor. Bestem Su ve sevgilisi yakında evlenecek diyor. Bestem Su'ya soruyorlar. Bende yüzük yok diyor. Açık açık. Bence o ikilinin öyle bir kararı yok şu anda. Orada emri vaki yapmış Haluk Levent. Yani hani aralarında evlenelim diye bir konuşulmuş gibi bir şey görmedim ben açıkçası. Ama Bestem Su'yu çok seviyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Biz de Bestem Su'yu çok kaliteli seviyoruz. Bir kız o, güzel bir de giyiniyor çok falan. Açık sözlü ya. Evet. Hani beni şu adamla yazmayın artık dedi ya ayrıldıktan sonra. Direkt böyle net bir şekilde. Lütfen adını söylemeyin. Beyefendi, beyefendi de hırkasından falan kaliteli bir adama.
Ama iyi bir iş adamı bu arada. İyi bir iş adamı olduğu da belli. Düzgün bir adama benziyor ama zor bir adam. Kendini beğenen bir adam. Öyle mi diyorsun? Tanıyor musun? Yok. Öyle hissettim. Yani beden dilinden bana geçeni görüyorum. Yani hani çok çabuk böyle bir karara varabilecek bir çok kişi gibi gelmedi ilişkisi, evet. Bana. Ama inşallah da olsun tabii ki. Meslem Su bir şey istiyor. Yüzük istiyor. Herhangi bir teklif gelmedi diyor. Haluk Levent magazin istiyor belli ki. Ondan mı diyorsun? Ya belki de haberleri yok ama. Yani hayır, magazinlere niyet. Düşeceğiz şimdi diyor da sizin zaten hava durumuna düşmeniz gibi bir şey mi? Mümkün değil. Aynen tabii öyle. Ki magazine düşeceksiniz. Yanınızdaki hanımefendi oyuncu çünkü. Bence biraz çünkü. Da onları zora sokmak istiyor herhalde. Ya da bir evlilik teklifi istiyor herhalde. Bence aralarında bir espri var. Adam dedi ki hiç evlilikten bahsetme dedi. Bence Haluk de. Direkt bahsetmeye başladı, anladın mı? Bence evet öyle. Kesin ama şimdi tabii bu basına düşünce yani bize düşünce mecbur bir şekilde şöyle çünkü o zaman da kızı rencide etmiş oluruz. Ayrıca da bence Sam Su ben hiç tanımıyorum ama her zaman bana çok iyi elektriği geçen bir kız. Evet, bir kere kaliteli. Klas bir kız o. Evet, evet, ben öyle düşünüyorum. Kıyafetleri, tarzı, konuşması çok da beğeniyorum. Orada kime diyor? Birini tersliyor bin arabaya. Sen bin diyor bak. Şeye söylüyor bence sevgilisine. Bence yanında alkollü biri var onu. İşte hayır, o daha fazla orada kalırsa basının önünde bir pot kıracak diye sen artık bin diyor yani fazla konuşma diyor basınla. Nasıl ama atarı gideri bin artık diyor. Evet, İlkinde biraz anlamıyor biraz atarlanıyor sonra. Beyefendi ama çok şey değil. Ben hoşlandım beyefendinin. Bazıları var ya böyle falan yapıyor hani basında konuşmuyor falan ama sanki yanındaki mühendis ve şey mimar. Hayır hani, adam şirin değil mi? Adam tatlı adam Tolga yani. Tolga Çevik'e benzettim. aynen benziyor. Yok adam kaliteli bir adam belli. Evet. Dur bakalım neler olacak. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı olsun. Hobileriniz neler mesela? Seni kaymak. Seviyorsun sen evet. Kaymağı. Sen? Ben bazı tatlılarla kaymak seviyorum. Kaymak mı dedin ne be? Kaymak, ski yani şey kar kayağı. Sus be, hobilerini soruyorum. Onunki kaymak. Kayak severim, tenis severim. Yüzmeyi severim ama gördüğün gibi bu aralar pek yüzemiyorum. Yüzmek. Yani. Tansel Öngel'in hobisini söylüyorum size. Ne? Mezarlık gezmek. Ne? Mezarlık gezmek. Neden? Neden ölümle mi yüzleşmek Öceğini, istiyor? Ha. Hayat gerçek bir yer. Bir izletelim bir bakalım. Buyurun. Ne diyorsunuz? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Feriköy'de bir mezarlık var. Gittiniz mi? Çok meşhur evet biliyorum. Katolik mezarlığı orası. Hı hı. Normalde Müslümanların da gömüldüğü, işte Hristiyanların gömüldüğü, birçok işte Musevilerin gömüldüğü. Eğer hepsine gittiysen oradaki aslında hayatlardaki farklılıkları görüyorsun. Çok enteresan bir mezarlığa girdiğin zaman için rahatlayabilir mi yani insanın biraz kasvet çökmesi lazım. Ama bazı yerlere girdiğin zaman bazı mezarlıklara çok enteresan bir şekilde cennete girmiş gibi oluyorsun. Çok tuhaf. Hissettiriyor bu. Ha tabii bu bir hobi olamaz bizde ama şunu anlatmaya çalışıyor belki de. Yani farklı dinlerde birçok insan var. Hepsinin mezarları, gömülme tarzları, mezarlarının şekilleri. Mesela bizde toprak üstü örtülmez. Ama Katolik mezarlıklarında veya Hristiyan mezarlıklarında üzerinde mutlaka mermer vardır, mermer. Kapalıdır. Lahit şeklinde. İşte, üzerine korunaklı bir sürü şey yapılabilir falan. Şimdi her şeye girdiği zaman herkesin hayatı, herkesin hayat şekli, inanışları. O da aslında onu kastediyor. Bence bunu anlatmaya çalışıyor. Ama çok çalışıyor. Pesimist bir düşünce değil mi? Yani çok yer pesimist gibi görünüyor da. Mutsuz. Yani hani İleriye dönük bir düşünce değil gibi geliyor bana. Hani mutlu bir düşünce değil gibi geliyor. Daha şizofrenik. Bir şey söyleyeyim. Mesela hayatın çok güzelken, diyorum. Çok mutlusun ya. Evet, arkadaşlarla yani, yemeğe gitmek varken mezarlığa gitme. Pesimist bir hayatı var belli. Evet yok, yani da zaten çok şey yorgun yani. Gözüken bir tarzı aslında var. Aslında Tansel hatırladınız mı? Hani Cem Yılmaz'la arkasında gülüyordu ya Uraz'a. O Tansel o. bu arada Masumlar Apartmanı'nda da çok çok iyi bir oyunculukla. Hayır zaten iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Evet. Hatta hatırlarsanız Maske Kimsin Seni de sunan oydu. Şimdi
O kadar eğlenceli bir adamdı ki ben şu anda ilk kez bu halde görüyorum. Başka bir kafada. Başka bir hale gelmiş yani. Yani insan yakınlarının işte mezarlarına sağa sola gittiği zaman bunu gözlemleyebilir de özellikle bunu gözlemlemek için mezarlara gidiyor olmuş yani, olması enteresan geldi bana. Olabilir. Peki hazır enteresan demişken başka bir enteresanlıkla devam etmek ister misiniz? Merve Bolur elinde bir alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir beyefendinin masasına oturup yemek yiyor. Bir AVM'de. Ama içeride. Burası bir AVM ya. Eğer ki dolu bir AVM ise biliyorsun mecburen share table. Yani mecburen paylaşıyorsun. Hmm. Ve birinin masasına oturmak zorundasın. Gidip bir burger almışsan ya da bir şey almışsan. Salata almış. Birisi bir yerde oturuyorsa ve yer yoksa mecburen. Ama oturan için çok enteresan. Kalkıp karşısında Merve Bolur var. Onunla yemek yiyor. Bir de yani. Ona hiç muhatap olmuyor. Kulaklık var. Hiç bakmıyor bile adama. Elinde burada şey, bir alkol şişesi. Alkol sağlığa zararlıdır. Böyle yapan biri. Yemek yiyen biri. Yani İlginç çok Amerikan ya. Kafası yaşayan. Çok aslında yani bize anormal geliyor ama dünyada da birçok insan bu şekilde zaten yaşıyor. Zaten o tarz yani. Bir kızmış biliyor evet. musun? Çok yani, enteresan. Sana bir şey. Ne teklifler geliyormuş biliyor musunuz? Aa. Teklif... Çok geliyormuş. Ay lütfen değerlendir ya. Mümkün olduğu kadar değerlendir. Ay lütfen ya. Çok enteresan İşte ya. Ama bunun o yani kendine yarın için zarar. Hayatı için. Yarın annesi ya. Babası başında olmayacak. Aynen. Ben de onu soracağım. Ailesiyle alakalı durum ne acaba? Çok mu böyle aile? Bence aile ya aile çok karışmaya başladı, karışıyor. Bence dinlemiyor bu ailesini. Dinlemiyor ama ailesinin bazı hareketleri onun... Evliliğinde de, onun gidişatında da etkili olduğuna inanıyorum ben. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne olursa olsun insanın ya annesinin ya babasının bir şekilde kelimeyi bulamadım. Başında olması gerekiyor diye evet, düşünüyorum. Evet ama doğru bir şekilde başında işte, olması gerekiyor. Ama orada babasını o gün hani mahkemeden çıkarken gördüm. Babası çok tatlı düzgün bir adam. Babası değil mi? Babası ama bu tatlı. Kız şimdi istediği kadar adam düzgün olsun. Biz bazen annemizi babamızı dinlemiyorsak ne yapacaklar? Tutamıyorlar ki bizi. Babası bence, çok daha soft, çok daha bence keyifli. Annesinin müdahalesi çok vardı evliliğe. Sanki Merve'de biraz etkisine kaldı gibi düşünüyorum ben. Evet. İşte çok ailelerin çok fazla müdahale etmemeleri gerekiyor. Siz ne derseniz deyin çünkü biz sonuçta kendi dediğimizi yapıyoruz. Ki bence barışırdı. Ve yanlış yapıyoruz bu arada da. Yani sırf bir de şey de var etkiye tepki de var ya çocukla anne baba arasında. Yani aslında ama ben yine de bu kızın ne anneyi ne babayı asi mi diyorsun? Ne olursa olsun dinlemediğini düşünüyorum. Diyen bir kız olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ben de çok bastırıldığını düşünüyorum. Aslında o yüzden de bunu psikolojik... anne baba değil de iyi bir arkadaş. Ama zaten güzel bir... Bunu yönlendirebilir. Aslında Mert'le güzel bir ilişkileri vardı. Şu anda biliyorsun tekrar on and off görüşüyorlar. Hmm. Yani Mert'i bir şekilde zaten. Pozitif anlamda yakalamış Merve belli. Hmm. Sadece bazı şeyleri geçmeleri için... Burada nerede bir problem var annede mi? Merve'de mutlaka tabii ki psikolojik belki problem olabilir. Ama onu geçeceğini umuyorum. Ben eskisi kadar artık öyle bir problemli olduğunu düşünmüyorum. Daha güzel yola doğru gidiyor. Artık bir şekilde her şeyi kabullenirsen. Evet ya. Kabullenerek o zaman yani annenin de babanın da hataları, sana olan hataları, kırgınlıkların, üzgünlüklerin devamlı bunu düşünerek o zaman bu işin içerisine çıkamazsın. Evet. Ya bir hep şekilde... anne baba doğru söylüyor diyoruz ya Seren. Aile dizilimi diye bir şey var ya hani neydi o? Tabii her zaman olabilir. Zeytin ağacını izledin. Aynen. Aile dizilimi diye bir şey çıktı evet, ya. Evet. Bak o neden oluyor biliyor musun? Anne zaten o hatayı yapmış ya. Seni yönlendiren yine anne olunca yine aynı hatayı yapmak kaçınılmaz. Kızlar annesinin kaderini yaşıyor. Hayır yok. Anneler yönlendiriyor kesinlikle. Bazen. Kesinlikle. Ben sana demedim minin altında seni zaten yönlendirdiğim evet. var. Yani anneler çocuklarına... Kaderini evet. yaşamamalı. Ya, yaşamamalı. Çünkü bir şekilde... senin annen her şeyi doğru söyleyen veya da tamamıyla doğru hareket eden bir anne olmayabilir. Aynen. Yani dünyanın en iyi annesidir. Aynen. Evet ve sana her öğrettiği de doğru. Şimdi bizde böyle bir şey var. Anneler ne yaparsa doğru söyler. Siz annenizi baba. Hayır bu doğru değil. Vallahi bir yanlış şeyler öğretilmiş bize. Yani aynen. tabii ki doğru söyledikleri. Tabii ki insan evladının iyiliğini ister. Burada değiliz ama i̇şte iyilik sandığı ister, şey acaba. Isterken, aynen. Evet, işte ona aynen. yanlış yaptırtıyor. Yani onu yanlış mesela işte sen tek başına bir şey yapamazsın. O seni kandırır. Bu sana kötülük yapar. Bu diye zaten seni izole ediyor. Evet. Onu yapıyorsun ve gerçekten bir zaman sonra o beni kandırır. O bana kötülük yapar. Ben zaten onsuz giyinemem. Ben zaten hiçbir şeye sahip olamam onsuz. Ben zaten her şeyimi herkes aynen. benim elimden alır
düşüncesi insanın zaten kendine güvensiz. Camdaki kız işte. İşte. Veya aynı, bazı kocaların karılarına yaptığı gibi. Seni özgüvensiz. Ama kadınlar bunu kocalara yapabilir. Sen bensiz giyinemezsin. Hiçbir şey yapamam. Ama biz onları söylerken çoğunu zaten onu yapamayan insanları seçiyoruz. Yani biz bizim mesela bir anne atıyorum köpekten mi korkuyor? Korkuyor. Diyor ki çocuğuna sakın dokunma o seni ısırır diyor. Çünkü o ondan korktuğu için çocuğuna da o korkuyu geçiriyor. Evet. Mesela ben çok gibi temas etmiyorum. Saygı yiyecek. Ya. Karışmıyorum. O, sen, tabii, sen onu bırak. Çünkü ya en büyük rehabilitasyon ve merhamet duygusu yemin ediyorum hayvanlara bakan çocuklardan çok geçiyor. Evet. Bu arada yüzden, Allah'tan yeni jenerasyon anneler daha iyi. Tabii. Çok daha görgülü. Daha serbest. Evet. Daha görgülü. Öğreniyorsun. Daha... Evet. Öğreniyorsun. Şimdi bu internet çıktı. Biz, hayatla daha çok bir aradasın. Öğreniyorsun. Biz biraz daha eski ritüelleri olan annelerden bahsediyoruz. Ama yeniler biraz daha böyle keyifliler. İnşallah da çocuklarını da aynı özgüvenle yetiştirirler. Evet. Çok önemli bir şey. Şimdi Vilma Eles evlendi. Evet ya şaşırdım. Şöyle... Avukatıyla evlenmiş. Çocuklar hangi şeye gitsem galaya. Vilma hep var. Vilma sunuyor. Bak nene Devile'ye gidiyorum Vilma sunuyor. Biz seninle bir tane otele yemeğe gittik yine Vilma tuvaletten çıktı. Ya, çorabım kaçmış diyor. Çok iyi bir kız, çok tatlı evlendi. Bir kız. Evlendi. Yalnız tabii bunu söylemek şimdi doğru mu bilmiyorum ama eski kocasına ne kadar benziyor ya yeni kocası. Ya, bir boy küçüğünü almış Almanya. Gibi. Bu da Esmer seviyor belli ki. Ama inşallah çok burada mutluluğu ya, olur. Her Esmer aynı değil. Yani. Çocuk bayağı biliyorsun, Kerem Göğüş. İki çocuğu, iki çocuğu var ya da üç mü? İki. İkizleri onunla birlikte alıyor beyefendi. Ne güzel bir şey. Evet, onları bağrına basarak evleniyor. Çok mutlu bir, çok güzel bir şey. Zaten bu devirde en iyi şey bir avukatla evlenmek. Bence. Bizim için de galiba en iyi şey o diye tahmin ediyor. Yok senin için. Ya, tabii, Ferman toprak değişim gibi oldu bu olay. Ama avukat da münferit olacak tek başına. Yani maalesef. Ben şey dermişim. Ben şey dermişim. Seren diyor ya avukatla evlenmek istiyor. Yok. Denenmişi var diyor. Yok ya tabii insan olsun ya. Ne olduğunun önemi yok. Tabii insan canım, olsun. Aynen öyle. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Dedin ya Vilma iki evladıyla gel falan. Evet. İşte orada adamlık devreye giriyor. Tabii. Tabii beyefendiyi bilmiyorum ayrılmış mı çocuğu ben var mı ama. Ben hiç bilmiyorum. Yani ne olursa olsun iki çocuklu bir kadını almak. Evet çok ne önemli. Ne olursa çok olsun değerli zor iş. Bence, bence de kıymetli. Yani demek ki o adamın annesi bak o adam öyle bir adam olarak yetişmişse o adamın da annesi kıymetli bir kadın olabilir. Çünkü sen çocuklu kadını mı alıyorsun? Sen bilmem ne olan kadını mı alıyorsun? Hep böyle eleştire. Aynen. Demek ki düzgün bir annenin çocuğu. En azından Vilma için sevineyim ki düzgün bir aileye gelin gitti. Tabii, aynen. Mutlu olsun zaten. Bir geçmiş olsun değil mi? Çünkü çok kocasına çekişmeler falan yaşadı daha önceden. Yani, o yüzden iyi çok, çok zorlandığına inanıyorum o evlilikte o. Bir de bir türkücü Hülya Bozkaya maalesef bir rahatsızlığı çok geçmiş olsun diyelim. O sevenlerine mesajlar yollamış. Tabii üzücü ya bu kanserin artık bir aşıyla bittiği günleri görelim inşallah. Ya bir şeyler buluyorlar biliyor musunuz? Hep de iyi insanlar yakalanıyor. Bir şeyler bulunuyor galiba ama. İnşallah. Ama eskisi gibi değil en azından Hülya Hanım'a bunu söyleyelim. Evet. Artık tedavisi de mümkün. Çok genç, çok güzel. Mutlaka Karadeniz'den böyle ona aslında bütün Türkiye'den ve Karadeniz'den güzel pozitifler, dualar gelsin. 48 yaşında zannedersem çok genç ama maşallah çok da güzel. 48 yaşında da hiç durmuyor biliyor musun makyajsız? Bir de o renk var ya o akır renk. Evet. Ne kadar insanı yaşlı gösterebilecek. İlla makyaj kullanman lazım olur. Onun ama çok güzel görünüyorsunuz. Evet. Rabbim şifa versin. Amin. Sevenlere de söyleyelim. Peki şimdi Hande Erçel'e geçiyoruz. Evet. Hande Erçel'e yeni bir aşk dedikodusu kulislerde dolaşırken rastladık. Bir basketbolcu sevgiliden bahsediyorlar. Yani umarım doğrudur. Ben çok beğendim damadı. Buyurun. Ben... 2022'nin bitimine günler kala Hande Erçel aşk basketi mi attı? Adı birçok ünlü isimle aşk dedikodularına karışan Erçel'in ismi bu sefer hangi ünlü basketbolcuyla anıldı? Güzel oyuncu aşk iddialarına hangi hamleyle cevap verdi?
Hande Erçel, Türkiye'nin en güzel ve en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında güzel oyuncu zirvedeki yerini koruyor. Oyuncu zaman zaman altından kalkamadığı rollerle anılsa da Erçel, çalkantılı özel yaşamıyla magazin basınının yakın markajında. 2022'nin son günlerini yaşadığımız bu süreçte Erçel iki ayrılık ve birçok aşk iddiasıyla gündeme geldi. Hande Erçel'in 2022 yılı ilişki defteri ise bayağı bir kabarık. Gerek yok. Hepsini cevapladık. O yüzden teşekkür ederim. Sen Çal Kapımı dizisinde partner olduğu Kerem Bürsin'le proje bitiminin hemen ardından ilişkisini noktalayan Erçel'in ismi, öncesinde yüz olduğu markanın sahibi, ünlü iş insanı Atasay Kamer'le anılmış, ardından Erçel Halka dizisinde birlikte oynadığı Kaan Yıldırım'la yakınlaşmıştı. Beyefendi buyurun. İyi geceler kazansın falan. Hayırlı olsun. Hande Hanım merhabalar, biraz konuşsaydın. Hande Hanım birazcık... Birlikte çıktıkları aşk tatili sonrası ikilinin ilişkisi sessiz sedasız bitti. Oyuncunun ismi Yıldırım sonrası oyuncu Boran Kuzum ve sosyetik playboy Hakan Sabancı ile anıldı. Güzel oyuncunun son zamanlarda eski sevgilisi Bürsin'le anılması Hanker yeniden mi sorusunu gündeme getirdi. Yanmamak gerek. İnsanlar görüşür, kahve içer, sohbet eder. O kadar. O kadar. Teşekkür ederim. Hande'den yeni aşk bombası geldi. Erçel'in Bahçeşehir Koleji forması giyen basketbolcu Kartal Özmızrak'la aşk yaşadığı öğrenildi. Güzel oyuncunun doğum gününde çektirilen toplu fotoğrafın aşkın ilk karesi olduğu söylendi. Aşk mı? Arkadaşlık mı sorusu gündeme gelir. Hande Erçel'den yanıt niteliğinde hamle geldi. Sosyal medya hesabından Hande doğum günü pastasıyla daha çok sevgili gibi duruyor ama yine de siz bilirsiniz magazinciler yorumunu beğendi. Böylelikle aşkı inkar eden Erçel yeni yılda bakalım gerçek aşkı bulacak mı? Ama programımızın ortaya çıkardığı detay gerçeği ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde yine doğum günü kutlaması sonrası kameraya yansıyan Erçel... Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim ben, teşekkür ederim. Bu arada. Çok teşekkür ederim, nasıl çok sağ olun. Keyifli geçti, arkadaşlarımla öyle yemeğe geldik. Çok sağ olsunlar, bana böyle bir sürpriz yaptılar. Güzel geçti, siz nasılsınız? Daha önce kendisine sıkça sorulan estetik sorusuna sinirlenmiyor, sessizliğini koruyordu. Erçel'in ani öfkelenmesinin altındaki gerçek röportaj sırasındaki detay da ortaya çıktı. Ne kadar tuhaf bir soru, ne kadar güzel bir gece. Değişik, saçma bir soruyla bitirmeseniz günde... keşke. Güzel projeler diledim, inşallah güzel şeyler olur. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var. Muhabirlere verdiği aşırı tepkiyle hedef şaşırtmak isteyen Erçel... Ne kadar tuhaf bir soru, ne kadar güzel bir gece. Değişik, saçma bir soruyla bitirmeseniz günde... keşke. Güzel projeler diledim. İnşallah güzel şeyler olur. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var. Aşkın anlaşılmasından endişeleniyordu ki korktuğu başına geldi. Saklamak için suni gündemler yarattığı ilişkisi deşifre oldu. Söylemezsem olmaz olarak bir gerçeği daha ortaya çıkardık. Güzel projeler diledim. İnşallah güzel şeyler olur. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var. Ergin röportajı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. O röportaj sırasında bizim gözümüzden kaçan daha sonra ortaya çıkan bir detay varmış ki zaten basketbolcu oradaymış. Basketbolcu. Bu arada yanındaki de basketbolcu, o da çok çok uzun, evet, bir boyu o daha var. Daha uzun, onun yanında öbürü futbolcu gibi. Yani Hande Erçel'in basketbolcu sevgilisi olması makul. Evet. Fakat çok aşık olmadan göstereceğini düşünmüyorum. Çünkü peki. Hande'nin hedefleri ben başka görüyorum. Yani açıkçası. Hande bence bir şeyden emin olmadan artık çıkmaz. Çünkü herkesin macerası gibi durdu hep. Yani hiç Hande çıkmadı kadar. Zaten biliyor musun Seren? Hep yakalandı. Evet. İşte hep yakalandı ama hiçbirisine de ilişkisi öyle çok uzun sürmeyince onun içinde güzel bir şey olmadığında. Bir de o peki, çapkınmış gibi gözlü duruyor. Görününce. Bunlarla peki içeride beraber. Zaten onun doğum günü. Arkadaş şeyinde belli ki birlikteler. Benim duyduğum bir üniversite grubunda... Resimleri de var. Yani hep birlikte resim var. İşte o gruptakiler var ya, o resimdekiler. Evet.
O gruptakiler okul Hande'nin üniversite arkadaşı. Doğrudur. Ama bu çocuk da üniversite arkadaşlarının arkadaşı. Evet. Hani sen beni biriyle tanıştırıyorsun gibi düşün yani. Çocuk gerçi yan yana durmuyor. Biraz arkada duruyor. Yani yan yana daha sonradan gelmiş gibi gruba. Aynı fotoğraftalar. İyi bir basketbolcu mu yoksa? Özel bilmiyorum, yani bir kolejin şeyinde evet. Forma giyiyor. Bir üniversite şey basketbolcu. Yani olabilir. Niye olmasın? Basketçiler ben kaliteli bulurum. Severim yani şey olarak, evet. Duruş olarak. En azından bir şey daha okumuşturlar farklı, yani evet. Futbolculardan. Kusura evet. Bakmayın öyle yani. Kesin. Yapacak bir şey yok. Yo, zaten kesin. Öyle yani. Aynen. Evet. Yani futbolcu da olsa derdik ki... Ama futbolcular sanki... Sıçrayacaklar ya onun için. Ama bu bir gerçek yani. Çünkü eğitimlerini yarıda bırakmak evet. Zorunda kalıyorlar futbolcular. Onları tabii ki yermek adına söylemiyoruz. Tabii. Genelde onlar da çok çapkın oluyorlar ve daldan dala yani onlar da çok ama onların önemli çapkınlığı bir... biraz daha kötü değil mi? Basketçilerin çapkınlığı daha klas. Basketbolcular genelde düzgün işçilerden dolayı aynen, yani. Cedi Osman'a bak ne güzel yuva kurdu. Evet. Eda Ece de yani Hayrol Barış ile adamlar onlar işte. Evet. Okumuş adamlar, kaliteli adamlar falan. Evet. Olabilir belli olmaz yani. Güzel de olabilir. Ya yani bu aslında bu çocuğun ama fotoğrafı güzel değil ama Elif'in çıtasının daha yüksek olduğuna inanıyorum. Ya biz şimdi böyle söylüyoruz ya tam ilişki aşamasındayken bir soğuma gelmiyor mu? Ay benim çıtam daha yüksekti diye. Neden dolayı soğuma geliyor biliyor musunuz? Magazin o kadar çok Türkiye'de yalan yanlış da oldu ki. Yani bitti derken şey olarak bitti. Yani ne büyük starların hayatlarından bahsederken ve yani şimdi Hande Erçel düşünüyorum Hande Erçel konuşuyoruz. Hande Erçel'in basketçi sevgisini konuşuyoruz. İşte. Yani nereden nereye i̇şte geldi hayat? İşte el değiştirdi evet. Yani evet. Aslında bugün hani bu eski bizim 90'larda 2000 yılların sürecindeki starların hayatları tabii, çünkü, kimlerden bahsederken biz şimdi Hande Erçel çünkü onlar konuşuyor çok benim liyakatlı sanatçılardı çünkü. Onlar liyakatla yani. Şu anda, olmuşlar. Şunu, yani ne olur yanlış anlamayın çok da beğeniyorum Hande'nin son halini özellikle ama hani çok önemli bir isim mi hani Hülya Avşarlar onlar bunlar sen daha çabuk ünlü olunuyor diye şey yapıyorsun değil mi liyakat yok yani bir tescil yok liyakat hemen evet hani yani. Yarını olmayan günlere kaldık diye bir şarkı vardı ya dünyamı sen yıktın ha, diye onlar gibi yani hep böyle bana popcorn gibi geliyor bugün varlar ve yarın yine başkaları olacak gibi geliyor yüzlerce yani. Sayabiliriz biliyor musun o şu 10 yıl içinde vay wow, büyük sanatçı harikaydı kim 3 bir sürüsü var nerede çıkartalım yani diyor ki şey çok var Türkiye'de yönetmenle yakalanandan tut da neydi güzel gözlü Sanem Çelik. Evet onlardan tuttu. Onlarda hepsi... öncesinde bak. Filiz yani... Akınlar, şey, Türkanlar, şey, onları saymıyorum. Ondan sonra Hülya Avşarlar, Harika Avcılar, Banu Alkanlar benim dediğim falan. De işte bu popcorn dediğim bak, olaylar. Ama Sanem onların Çelik. Hepsi arkadan star olarak kaldılar. Evet. Ondan evet ama sonra... magazin yapmıyorlar artık Seren. Kim? Artık hayatları çok magazinsel değil. Hayır ama öyle, öyle bir star kendimiz... da yetişmiyor ama Türkiye'de. Evet. Ya, öyle bir star da yok yani. Şimdi kalıcı bir star yok. Star değil yani. Evet bunlar bence çok çabuk. Bitti. O yüzden Sanem Çelik bilmem ne. Mesela 2 yıl. Aa süper. Bit, pat bitti. Yerine başkası geldi 2 yıl. Evet. Bu da yani öyle olacak öyle. Diyoruz. Hmm. Hani öyle inşallah olmasın. Olmasın ama. Kalıcı starlar olsun. Ya, bunlar da bu sene konuşuyoruz. Bir dahaki yani... sene konuşacağız. Birkaç sene konuşacağız ama arkası gelecek ve yani şey gidiyor gibi gidiyorlar yani. Bence starlık kavramı değişti. Son çünkü dijitale geç. Anladın mı? 2 sene o 3 sene nasıldı? Ya hayır gümüşte. Dünyada da değişti. Yani, evet starlık algısı değişti. Yani bir kere influencer denilen medya, bir şey çıktı. Yani, sosyal medyada yani. Artık herkes star. Evet. Ve geçici. İşte, ama evet. Ya işte yani bence star değil. Yani star o kadar kolay bir şey değil star olmak. Bir kere bir senin 10 demek yıl, istediğin 15 şey bu işte. Yıl, 20 yıl hala varsan starsın. Evet. Ama yani sen 2 sene çıkmışsın. İşte şimdi o Kim Kardashian ona bak. Şimdi bana göre bu star değil. Değil. Kim Kardashian da değil. Bana göre daha değil. Daha çok show girl onlar. Bunlar, yani bunlar show girl bunlar, bölümünde. Şimdiki, star ya. Hayır ama bence yok, şu star. An ama star girl. Nerede star? Ne hangi bir ne filmi var? Hayır en azından nerede hani o çalışmış, daha uzun, ne yapmış? Daha uzun bir şey yani. Yani. Bence, Paris Hilton'da hiçbir filmi. Böyle Paris Hilton'da star değil ama onlar ha. Hepsi bana göre selebritiler ve o selebritinin şimdiki fashion hali. Şimdi buna dönüştü ya bu iş. Yani sana göre kim star? Yani şimdi bana göre Madonna star, Jennifer Lopez star. Ha. Anladın mı? Daha liyakatlılar. Yani benim star. İçin de öyle. Aynen. Yani bunlar yani. Star ama bunlar değil. Ama işte bunlar yeni. Güncel. Güncel ünlüler bunlar. Yani bu sene
bence bir son 5-10 senenin şeyisi değişti. Celebrity. Evet. Hani starlık iç içe girdi. Evet, çok çabuk tüketilen bir starlık anlayışı var artık. Yani. Sosyal evet. medyayla olan. Çünkü tahammülümüz maalesef. Yok. Ya bak eskiden çıkmıyor. Mesela 24 saat boyunca hiç durmadan Türkan Şoray'ı görebilirdik, izleyebilirdik. Artık insanların tahammülü yok. Ya insan kocasını görmek istemiyor evde. Ben her gün aynı şeyi izlemek istemiyorum çıkmak diyor. Çıkmak istemiyorlar. Sıkılıyorlar. Hande'den de sıkılacaklar. Bu sefer de ne oluyor? Magazin diye bahsettiğimiz bu kişileri bir şey olarak veriyoruz. Çünkü başka bir şey yok. Ben ona, ya biz burada Şeyma Subaşı'ndan bahsettik ya kaç ay. Şeyma Subaşı kim? Aslına baktığın zaman kim Şeyma Acun'la evlenmiş olmasaydı kim? Kutu yarışmasına gelmiş, kutu açmış, sonradan da evlilik yıkmış bir kadın. Biz onu günlerce konuştuk, o orada evleniyor, bu burada kim o yani? Normal şartlarda eski starlar olmuş olsaydı biz bunlardan bahsetmeyecektik. O yüzden ben şeye de çok üzülüyorum. Yani bunlar neredeler? Yani bunlar çok da dünyada mesela Amerika'da yaşlanma gibi bir şey yok. Her yaşta insan hala devam ediyor. Bizde yaş alan starlar kendilerini de çekiyorlar. Çünkü çünkü insanların algıları öyle oluyor. Bizde çünkü yaşlanmış, acımasız. Ne kadar yaşlanmış evet. diyor mesela izlerken. İşte. Ya yani ne güzel işte birlikte yani, yaş aldık işte, hep birlikte yaş aldık. Yani bir şekilde yaşı yani o zaman şöyle 30 yaşından itibaren kadınlara Türkiye'de... Gömelim eskisi gibi değil mi? Evet yani 30 yaşına bastığın zaman senin 18 ile 28 yaş arasında gençsin. 28 yaşından sonra sen çöpsün Türkiye'de. Kadınlara muamele bu çok çirkin. Yani Allah'tan şimdi artık öyle değil de ama bunu yapıyorlar yani yaşında, erkeğin de kadına yaşında. Bakış açısı, erkeğin de evliliğinin yıkma nedeni. Ama biraz evlildi en azından. Dizilerde Allah'tan. De hep genç kaldılar. Evet. Yani bir tek bu insanlar bu yaş aralığında insanlar yaşamıyor ki bu ülkede veyahut da dünyada. Çok kalitesiz bir düşünce. Ama çok saçma yani biraz bir şey yani. Dizi yani film dizi hayatı yo, biraz doğru. daha acımasız. Ama tabii. doğru. Evet. Adam 30 yıllık karısını bir tane uzun bacağı tercih evet. edebiliyor işte maalesef. Ama bu realite de öyle böyle. İşte gerçek dizi değil sadece. Mesela ben efendim? Ne yaparım? Bir Filiz Akın mı? Bir Türkan Şoray mı? Bunları bir şekilde ikna etmek için uğraşırım, yaparım. Bunların devamlılığını sağlarım. Kadir İnanır'ın devamlılığını sağlarım. Yani hep böyle normal. Ya bir ara yapmaya çalıştılar galiba. Golden Girls gibi böyle hani. Yok bir arada olmaları da şart değil. Bir şeyin içinde Nebahat Çehre... O zamanlar, o dönemlerde bu kadar star değildi. Yani aynen. Anladın tabii. mı? O kadar star Nebahat değildi. Nebahat Çehre şeyde star oldu tekrar. Şey de öyle rahmetli Tuncel Kurtiz gibi. Evet, doğru, anladın bravo. Mı? Yani o yüzden... Şimdi, yani starlık kavramı bir herkesle iç içe girdi. Ama şimdi tam da bununla alakalı bir konu var. Bu starların gelirlerini, daha doğrusu servetlerini konuşacağız. Bakalım birinci sırada kim varmış? Buyursunlar. İsimler reklam gelirleriyle dudak uçuklatıyor. Hangi ünlü isim projelerinden ne kadar kazanıyor? Ünlü yıldızlar bu yılı karlı kapatabildi mi? Zirvede hangi yıldızlar yer aldı? Evet, son dönemin en çok konuşulan konusu bu polemik. Hangi ünlü isim ne kadar kazanıyor? Hangi ünlü yıldız servetiyle rakiplerine gözdağı veriyor? Peki en çok kazananlar listesinde kimler var? Hiç merak ettiniz mi? Merakınızı giderelim. Meryem Uzerli, Haluk Bilginer, Engin Altan Düz Yatan, Halit Erginç ve daha nicesi. İlk olarak Hande Erçel. Ağustos ayı verilerine göre güzel oyuncunun 8 milyon dolar olan serveti son verilere göre ise tam 2 milyon dolar artış gösterip 10 milyon dolar oldu. Peki Hande Erçel bu serveti nasıl elde etti? Uzun zamandır bir projede oynamayan Erçel'in şüphesiz bu serveti elde etmesindeki asıl sebep yüzü olduğu markalar. Geçiyoruz Bay Libido'ya. Genç kızların sevgilisi Can Yaman'a. Bay Libido da tıpkı Hande Erçel gibi servetini katlayanlardan. Yaman'da Ağustos ayından beri 10 milyon dolarlık servetini 13 milyon dolara yükseltti. Peki Can Yaman bu serveti neye borçlu? Tabii ki bu paraları İtalya'da boy gösterdiği reklam filmlerine ve yer aldığı dizilere borçlu. Gelelim listenin zirvesine. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a. Oyuncu gerek yıllardır yer aldığı bir cin markasının reklam yüzü olması gerekse dijitalde yer aldığı projelerle kasasını doldurmasıyla servetine servet kattı. 15 milyon dolarlık servetini 18 milyon dolara çıkartarak adından söz ettirmeye, gönülleri fethetmeye devam ediyor. Starların servetlerini belirleyen bir internet sitesi Türk Yıldızları da ele aldı diyor başlıkta. Tam starlar yıldızlar konuşulurken. Bakalım. Şimdi Hande Erçel 3. sıradaydı. Daha doğrusu 4 galiba dur. 10 milyon
dolar serveti olduğu konuşuluyor. Yani hiç inanıyor musunuz? Biraz, yani biraz, evet, biraz abartı olabilir bu. Ama Hande tabii çok markanın yüzü oldu. Ama ne kadar olursa olsun yani. Sonuçta mesela 2 milyon dolara, 2,5 milyon dolara herhangi bir şey Suadiye'de, Caddebostan'da bir daire alabiliyorsun. Yani bu kız böyle bunun gibi işte 5 tane yalı dairesi alabilecek kadar çok para kazandığını düşünmüyorum ben. Acaba bu servetler kendi şu anda mal varlıkları da içinde mi? Tabii canım, nakit para değildir bu. Yani tüm birlikte. Yıllardır. Abartı mı? Yani sen çok belki hatırlamazsın yani. Ama eskiden de mesela atıyorum 3 alırdın. Evet. 23 gösterirsin. Devamlı maliyeyle kafam. Maliye gelir basar. Ay şimdi tam tersini. Bence şimdi tam tersini yapıyorlar. 13 şey alıyorlar. 2-3'e gösteriyor. Onu maliyeye öyle gösteriyorlar. Evet. Ama normalde gazetede çıkan aynen senin dediği gibi. Ya 2 lira alıyorsun. 52 lira aldı. Kendin öyle söylüyorsun ki senin fiyatın artsın diye. Evet. O yüzden ben daha havalı çok bir inanmıyorum. Mesela burada şu Meryem Uzerli'nin bu listede olması. Meryem'inki doğru. Nasıl ya? Niye doğru? Hiç çalışmıyor. O Türkiye'de çalışmıyor. Yurt dışı özellikle Dubai bazlı ne ve Arap bazlı çalışıyor. İnanamazsın. Aynen. Ne iş büyük yapıyor? Bir star. Meryem. Evet, Dubai'de var şeyde... ya. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Arap dünyasında bu muhteşem yüzünden aynen sonra. Öyle. İventlere sadece mi gidiyor parayla? Sadece bir saat yemek yiyor mesela. 250 bin euro veriyorlar falan. Şeyden dolayı. Madonna'dan falan daha padişah öndeydi yani. Padişah diyorum. Halit muhteşem Ergen. Muhteşem yüzünden. İnanamazsın diyorum. Ya gerçek bir şey. Padişahın kendisinde hali yok o zaman. Muhteşem yüzüm. Ay, o zaman yani ben bir kere Dubai'deydim işte orada bana ulaştılar. Bayağı bir uzun Dubai'de kalmıştım. Bizim konsolos, yani işte büyükelçilikten de. Orada aileler var, zengin aileler var ya. Gel, yemeği ona yemek seni. Yemek istiyorlar. O yemekte ona atıyorlar 100 bin euro veriyorlar. Bana ve gelmiyordu bile biliyor musun? Bir de hepsine gelmiyordu. Çünkü tabii. Yapım şirketi de izin vermiyor dedi. Yani bence Meryem kazanmıştır. Şu dönem? Yo, hala kazanıyor. Dönem hala bilmiyorum. Çekim vallahi yapıyor. Bravo. Peki Can Yaman 13 milyon dolarlık bir servet. Onunki çok normal. Onunki özellikle doğru. Bu sene. O da yurt dışında çünkü zaten tabii, İtalya'da. Euro kazandıkları için zaten çok çabuk. Evet, hemen dolara çevirdik. Bu fiyata kadar gidiyor. İki tane zaten çok önemli bir markanın. Aynen. Bir araba, hem araba markası hem de şey moda. İşte. Kıyafet değil mi? Kıyafet. Marka, moda. Yalnız bunda iç çamaşırında mı oynadı bu? Yoksa çünkü iç çamaşırıyla çok gördüm. Neyi? Moda dediğimizde. Ha yok bayağı bütün var. Dedi, o içinden var dışına yani. Doğru var. Verecek evet. Bütün fotoğrafı. Önce içini verdi. Ben de olsam ben de öyle yüzü kullanırım erkek, bu adamı. Öyle erkek vücudun varsa. Aynen. Yani ben de bu öyle kullanırım. Bu çocuğun kariyer planlaması, stratejisi. Çok güzel gidiyor. Her şeyse aynen. Muhteşem. Dinlemeye Türkiye'yi başlayınca. Bana göre Türkiye'yi aynen. Bana göre güzel şu anda temsil eden. Tek bana göre tek en iyi temsil eden. İkincisi yok şu anda. 2-3 ana dili gibi konuştuğu. Tabii. İtalyancası, İngilizcesi olsun, busu yakışıklı, aynen. Dünya standartında. Avukat oluşu yani aynen. Her şeyi çok güzel. Çocuk hak ediyor yani. Taktınız avukata. Engin hayır. Evet. Ama birincisini Ömer'e girmiyorlar mı? Ama tabii şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii kendilerinde değerli olmuş olması bir de okumuş olmuş olmak aynen. Da değerli yani. Evet, hani, tabii. Sonuçta, eğitim çok önemli bir şey. Avukat olmak da gerçi çok okumuş şey. Eşek de var. O ayrı. O da ayrı. Tenzih tabii. Ediyoruz ama tabii. Okumuş olmak, bilgili olmak, her zaman bir sıfır önde başlamak hayata ya. Kültürlü olmak. Evet. Güzel peki, bir şey. Peki birinci sırada Engin Altan bence TRT'deki dizisinden dolayı çok reklam aldı. Engin Altan mı? Tabii. Ben hiç bu listede olduğuna evet. İnanamayacağım bir isim. Ama işte... Ama TRT çok büyük para evet, veriyor. Evet, hem o çok iyi para veriyor hem çok destek oluyorlar. Dolayısıyla bu para normal olabilir. Yani. Engin Altan'ın karısının da ailesinin parası evet. Çok ya. O servet oraya biraz yok. Engin Altan'ın karısının ailesi. Ha, neyse inşallah. Tabii onlar da çok. Hülya Koçit. Ama çocuk o ailenin parasından yararlanacak falan bir çocuk yok, değil ya. Zaten kendince. Yok. Ha belki forslarından bazı forslarından yararlanan ama bazı tabii öyle kontaklar. Bir aileye damat gittiği için o forstan da yararlandı. Aynen. Peki öyle birinciyi tabii. Açıklayalım. Kıvanç Tatlıtuğ 15 milyondan 18 milyon dolara çıkardı bu yıl. Gelirini. Çok uzun süre bir jean markasının yüzüydü. Sonra zaten dijitalde yaptığı işler ortada. Çok yüksek paralar aldı. Ve en sonunda baba olup inzivaya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten hani çok iyi iki tane ev alsam o para zaten. Ev ne yazık ki. Evet ya. Türkiye'de ne yazık ki. O yüzden ya. Hani
Evet, hani cash olarak düşündüğümüz zaman o 18 milyon doları o bize büyük geliyor ama hani Türkiye'de iki tane şimdi ev al. Beni de emlak şey yapacaklar. Hakikaten. Seren kaçtan kiraya verirsin evini? Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten 18 40 milyon dolara ev var ya bizim sitede. Allah. Artık yani hakikaten. Ama var. Ay, bak girin sahibinden. Çıktı. Hayır ben hep oraya bakıyorum tabii. O eriyaya bakıyorum. Bölgeye bakıyorum. Hepsi öyle yani. Dolayısıyla onlar da herkes kendi standartına göre para kazanacak tabii. Bence hepimiz artık bundan sonra ev almalıyız. Dolar euro ile çalışmak zorunda. Sabah konuştuk daha. Niye euro ile çalışmıyoruz diye. Yok, peki kesin. Şimdi reklama gidiyoruz. Bence listede bir eksik. Bilal Bey sevgiler. Alev. Bence listede bir eksik var ama sizin gözünüze çarpmadı mı? Kim? Kim? Arto Dalga. Reklamlar. O gizli. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin dünyadaki en meşhur isimleri açıklandı. Neydi bu? IMDB. Değil mi? Bu listede birinci sırada kim var biliyor musunuz? Canlı. Evet. Tamam. Bir verelim mi? Hadi ver. Vallahi merak İşte ettim. Verdik. Can Yaman'ı verelim. Can mı? Aa ben bu listeyi size komple söyleyeyim mi alttan? Evet. Aa, geçen işte Kıvanç varmış üstüne çıkmış. İşte Kıvanç biraz önce söylediğimiz gibi Can tesadüf değil yani. Yok. Aynen. Can'ın olması çok normal. Bu arada Kıvanç da 5'e düşmüş. Normal yani Kıvanç'ın doğru düzgün bir dizisi yok. Öbür adam euro ile para kazanıyor bir de. Bir de devamlı dünyanın en ünlü markalarıyla aynen. Anlaştı. Bu sefer de bunlarla çalışınca tabii daha da aynı marka tarzında insanlar geliyor. Teklif yapıyor. Kesinlikle. Öf para değil konu başka bir şeye geçtik. Şöyle işte tamam, Türkiye'nin dünyadaki en meşhur isimleri. Yani bu arada yine internasyonel olarak seni kullanıyorlar ya bilinirliğin yine artmaya devam ediyor. Bakın 30. sırada Neslihan Atagül var. Meryem yine burada da var üstünde. Yasemin Allen. Burcu Biricik. Alan herhalde. Ha ha işte o. Elçin Sangu, Beren Saat, Nuri Bilge Ceylan. E tabii orada yaşadığı için zaten. Aynen. Kaan Urgancıoğlu, Damla Sönmez, Haluk Bilginer, Barış Arduç, Çağatay Ulusoy, Funda Eryiğit, Burak Özçivit, Cansu Dere, Esra Bilgiç, Engin Akyürek, hadi geldi 14'te yakaladı. Aras Bulut İynemli, İbrahim Çelikkol, Engin Altan Düzeltan, Ayça Ayşin Turan. Da Ayça'yı bu sene tanıdık. Nasıl bunlar hep diziyle alakalı. Aynen. Şimdi, ama dünyaya satıyorlar ya diziyi. Dizinin işte geri dönüşümleriyle alakalı bu. He. Hazal Kaya, Pınar Deniz, Hazar Ergüçlü, Tuğba Büyüküstün, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Özdemir, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Can Yaman. İşte bunlar aslında dünyada bilinirlikleri olduğu için değil şu anki gündemdeki bilinirlikler aynı Türkiye'deki olduğu gibi. Aynen. İnanamıyorum sadece dizi oyuncusu var. İnanamıyorum. Nuri Bilge Ceylan hariç. Yani. Bütün dünyayı normal. Satıyor. Aslında çok güzel. Aslında tabii, çok güzel. Normal. Bütün dünyada şu anda. Bir tane şarkıcı yok ya. Turko. Ama işte yok. Turko abicim şu anda çok güzel yani. Bizim için Turko çok güzel abicim, bir şey. Bir dakika. Ama bunlar diziler yayınlandığı sürece tabii, ünlüler. Aynen yani öyle. Yani dünyaca ünlü olan kişiler diye adlandıramayız bunları yani Demet Özdemir'leri falan. Hani bir sürü orada isim bu var yıl yani. İçin. Bunlar herhalde bu şimdi gösterildikleri için. Aynen yani. Öyle. Bunların arasında tek kalıcı şu anda dışarıda iş yapan Can Yaman. Ve Karan. Kıvanç Tatlıtuğ'un da tahtına oturan tek kişi oldu. Uzun yıllardır Kıvanç'tı zaten bu konu birinci. Ama ilginç bir istatistik daha var. Pınar Deniz'de en fazla yükselen. Çünkü yargıdan dolayı. Galiba İspanya'da mı başladık? Yargı İspanya'da. Nerede başladık ha. Bilmiyorum ama çok güncel iyi gidiyor. Güncel hep bunlar. Güncel evet. İsimler. Aynen. Yani bunlar dizilerde oldukları için şu anda oradalar. Yoksa bunları şimdi kim tanıyacak Allah aşkına yani yurt dışında hani şu anda dizi gittiği sürece aynı. Biz bile birçoğunu bundan 10 sene önce dizilerde oynayan birçok daha ünlü kişi vardı. Hı. Şu anda çoğunu i̇şte yolda yani, ise demin tanımayız demek istediğim yani. Şeydi o. Evet. Yani ha, bakalım işte, keşke kalıcı olsunlar. Güncelliğini tabii. Korursa işte Can Yaman niye şanslı? Bir de çocuk evlenmiyor. Dili de var. Ha, evlenmiyor. Bir bağ yok çocuğun. Yani şimdi mesela Kıvanç evlendi çocuğu iyi oldu. Bakıyor. Tamam mı? Onu burada bir aile şeyi var. Bu aile bağını kurduğun anda iş başka bir şeye değişiyor. Maalesef, hayat bu sektör için hali, öyle. Evet yani. Ama çocuk evlenmiyor. Siz fark ettiniz mi şey yok listede? Kim? Burak. Kim? Burak Özçivit. Bilmiyorum. Ha varmış ya 17.ymiş. Ha i̇şte Kenan yok Kenan. Çünkü Kenan'ın şu anda son 2 senede dizisi yok. Oradan anlıyor musun? Evet. Yani Kenan'dan çok daha evet. ünlü olmayan kişiler listede Kenan, mümkün mü? İmirzalıoğlu mu? Tabii tabii. İşte onların dedim ya Miami'de birlikteydim. Balayında. En son 4 yıl önce mi? 3-4 yıl önce.
Benim arkadaşım beni aradı. Ya dedi, ne olur dedi, sen tanıyorsun. Bir de birlikte gördüm. Kenan'ı tanışabilirim. Bizim annemiz çok seviyor dedim. Ay dedim, kusura bakma yani, Türkiye'ye gittiğinde tanışır dedim. Yok dedi, benim annem dedi, yani eşimin annesi, o dedi Uruguaylı. Ben şok oldum. Şok oldum. Bak tüylerim diken diken oldu. Tabii dizinin çok önemli var. Bak, çok internasyonel bir hale geliyor boyut. O Karadayı, o Karadayı'dan. Ya böyle Uruguay'da mı yayınlanmış ya Karadayı'da? Bütün Latin Amerika, inanamazsın ama diyorum sana. Ama inanamam bir diziydi zaten. Uruguay'da mı, Uganda mı? Ben zaten... Hayır, Uruguay. Manyağa bak, ne Uganda'sı. Ne bileyim kafak. İnanamamıştım bence ya. Bence şey de Bergüzar'ın da bir an önce toparlanır. Listede yok. Bergüzar yok. Yok çünkü Halit de yok. Ama 3 yıldır yoklar. Çocuklar, 3 çocuk kolay bir şey de değil ya. Vallahi zor iş. Buradaki en şanslı şu anda Can. Çünkü bağlantısı yok, bağlılığı yok, evli değil. Akıllı, nerede akşam? Kendine çok, çok bakıyor. Çok iyi gitti, çok iyi gitti. Evet, böyle birdenbire evlenmedi. Neslihan'ın kocası da yok. Şu anda bu çocuk dünyada. Aman ne aynı güzel. Aynı benim vücudum kız. Aynı biliyorum. Aynı. Ne güldün? Kameramana bak. Yüksek sesle gül. Kavga attı. Kavga attı. Terbiyesiz. Hakikaten Can'ın ne güzel bir fotoğrafı. Hiç demedi ki çocuk, ben Türkiye'den gitmezsem, gidersem burada unutulur muyum falan. Gitti. İşte ya yapma o Aleyna'ya da. Kesinlikle. O öbür oyunculara da. Ama Seren, Can böyle gidiyordu böyle. Yok geçen arka odaya da, yok libidomu. Ya giderdi, iki ay kalır geri gelirdi. İşte gitti, i̇yi ki gitti işte. Şimdi Türkiye'ye herhangi bir şeyi kalmadı, ihtiyacı kalmadı. Evet zaten. Şimdi gazeteciler yırtıyor. Alo gazeteciler, şimdi yırtınabilirler. Hiçbir ihtiyacı kalmadı. Öyle yaptılar yaptılar gitti. Bak orada şu anda. Yani i̇şte. İtalya'da bir numara çocuk şu anda yani. Ben kendi kuzenlerime falan da soruyorum. İtalyanlar da tanıyor. Herkes seviyor ve biliyor şu yani. Şu anda Budapeşte de çekim yapıyorlar. Benim yönetmenlerden bir tanesi arkadaşım. Budapeşte de çekiliyor dizi galiba. Hangi şirket? Bilmiyorum. Ama yine İtalyan co-production bir şey o bence. Öyle mi? Tabii tabii öyle bir sorarım şey. Sorarım valla. İtalyanlarla beraber çekiyorlar. Hatta dedi. Dedim ki diziyi sete geleceğim dedim yönetmen arkadaşıma. Bu da Peşte'de. İnşallah duymuyorlardır beni. Peki. Tamam. Onur Ünlü dün söylemezsem olmaz kameralarına yakalandı. Biraz öfkeliydi. Ben senin karını sorsam olur mu dedi. Olur mu? Ünlüsün, ünlü biriyle birliktesin. Soyadın bile ünlü. Onur Ünlü, buyursunlar. Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Hazır Ergüçlü tarafından terk edilen Onur Ünlü'yü ayrılık fena çarptı. Abicim size ne haddiniz de sizin benim özel hayatıma giriyorsunuz? Ayrılık soruları ünlü yönetmeni kızdırdı. Ben seni tanımam etmem. Sen ne sıfatla bana soru sor? Bana soru sorma ya. Muhabiri önce uyardı. Ya kardeşim bak. Ardından tehdit etti. Bak kardeşim, bu kamera kapanacak, ondan sonra üzüleceğiz ikimiz de. Israrlı sorularla ünlü öfkeden deliye döndü. Olmuyor, ayıp oluyor. Ben sana bunu sorsam, ben senin karın hakkında soru sorayım mı sana? İster misin? Karınla ilişkin nasıl diye. Ha? Anlat, hadi bize anlat. Aralarındaki yaş farkı, ilişkileri hakkındaki dikkat çeken açıklamalarıyla magazin dünyasının marjinal çiftlerinden oyuncu Hazır Ergüçlü ve yönetmen sevgilisi Onur Ünlü geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyurdu. Evet, evet ayrıldık. Yani tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası. Yani bir yıpranma oldu 5 yıllık. Ayrılık haberlerinin ardından evleri ayırdıkları öğrenilen ikiliden Onur Ünlü dün gece Beyoğlu sokaklarında görüntülendi. Ayrılık sorularına cevap vermek istemeyen Ünlü ayrılığı doğrularcasına gecenin ilerleyen saatlerinde yalnız başına yemek yemeye çıktığını söyledi. Ben bir şey söylemek istemiyorum abi. Vallahi karnım aç, yiyeceğim, yemek yiyeceğim. Lütfen beni, bak, beni uğraştırmayın abi. Bana böyle sorular sormayın. Gerçekten gerek yok bu. Senin hadi ne dediğin? Ben kimle evleneceğim, ne yapacağım, ne diyeceğim? Tamam mı? Hadi gidin bakalım. Ama insanlar hadi. Merak ediyor. Tamam, hadi gidin bakalım. Ayrılık sorularına sinirlendi. En azından neden ayrıldınız? Yaştan sana dolayı ne ya, mı? Aileden dolayı mı? Sana ne? Sadece bunu soruyoruz size. Ya kardeşim. Sana ne kardeşim, sen kimsin? Ben kimsin de bana soru soruyorsun? Muhabiri gazeteci olarak görmediğini söyledi. Neyin gazetecisin? Hangi gazetecisin? Neyin gazetecisi? Gazeteci değilsin, beyazsın, televizyoncusun. Tamam, televizyoncu. Size ne kardeşim bunlar ya? Abicim size ne haddiniz de sizin benim özel hayatımla ilgili soru sormak ya? Ama siz sen kimsin soru soruyorsun? Ya bırak halkı ya. Öfkesine hakim olmadı. Uyarılar tehdide döndü. Ya kardeşim bak. Haddini aşma. Aşmıyorum efendim, sadece... Bak kardeşim, bu kamera kapanacak, ondan sonra üzüleceğiz ikimiz de.
rahatlık yani. Ben gideceğim üzüleceğim bir yerde. Ben böyle söyledim çocuğa bir ya. Sen haddini aşma abi. Sana ilişkimdeki senin ne haddine kardeşim? Senin ne haddine? İlişkim ilişki. Ağzından çıkan lafa dikkat et ya. Ayrılık dışında her şeyi konuşan onlar ünlü çağın değişen informasyon kaynakları hakkında kısa bir brief vermeden edemedi. Ben gazeteciyim sadece. Ya yemişim gazetenin ne gazetesi ya? Gazetenin mi kaldı? Hepiniz toplam 30 bin tane gazete satamıyorsunuz lan. Hepiniz toplam 30 bin tane gazete satamıyorsunuz lan. Gazete maske bırak. Gayet güzel de izleniyoruz ama Onur Bey size. Ya, bırak. Açın bakın televizyona. Vallahi bak çok güzel de izleniyoruz. Televizyon seyretmiyorum kardeşim. Televizyon mu? Televizyon bir önceki yüzyıldan kalmış bir şey. Üslubunu gittikçe sertleştiren ünlü konuyu kişiselleştirdi. Olmuyor. Ayıp oluyor. Ben sana bunu sorsam. Ben senin karın hakkında soru sorayım mı sana? İster misin? Karınla ilişkin nasıl diye. Ha? Anlat. İlişki, hadi bize anlat. İlişki dediğiniz... Hadi karınla ilişkin nasıl? Anlatsana. Ya anlat. Muhabirin ünlüden umudunu kesmesiyle röportaj olaylar büyümeden sona erdi. Kardeşim sana ne benim hayatımdan lan? Sana ne var? Ya sen kimsin lan? Ben gazeteciyim. Karşımda çıkıyorsun soru soruyor. Bırakın bu işleri ya. Ya zaten sizi bir akşam okuyayım. Çok gergin. Çok gergin. Çünkü daha yeni ayrıldığı için herhalde. Çünkü kapıya koyan Hazar. Hazar bunu kapıya koymuş şekerim. Yani. Senin söylediğin şey doğru olmuş evet, olabilir mi? Yani doğru. Ya bir kere lan falan diye konuşmak çok çirkin. Hiç ama alkollü çok, belli. Alkollü. Çok, belli çok üzgün ve sinirli. Hani evet. Bir şekilde. Ama o kadar kolyeyi takmış o kafayla. İşte, 4 tane kolye var kafası boynunda. Yok yani, takmadı. Kafa normalken takmış sonra. Kalmış mı? Yani 4 tane zinciri bağlayabildiyse bir muhabir yani. Nasıl konuşması gerektiğini bilmesi lazım. Tabii tabii yani. Bu çok ayıp. Yine kendine yani, bir yönetmen yani. Ayrıca da beraber olduğunuz kişi mühendis. Banka memuru değil. Aynen. Oyuncu. Siz de zaten yönetmensiniz. Dünyada da bütün dünyadaki ülkelerde olduğu gibi ünlü bir yönetmenle ünlü bir oyuncu beraber olduğu zaman bu bütün tabii magazinle. Tabii ki eşiniz olarak soracak yani eşinizden ayrıldınız ya da burada, neyse ne. Sadece bu kadar çirkin üsluba rağmen takdir ettiğim bir yönünüz var ki Hazar'dan bahsederken eş olarak bahsettiniz. Onun mertebesini sizdeki mertebesini güzel onur ettiniz. Orada takdir ettim. Hani sana ben eşinle alakalı bir şey sordum. Kıyaslarken. Ama eşi olarak evet. Göre bir ilişki dediği zaman ilişki diyemezsin diyor. Bunlar evet kadını koruma ve kollama anlamında güzel şeyler dün aslında. Dün de Hazar dedi ya o benim parçam. O benim bu da dünyadaki en önemli kıymetlilerim. Yani %100 çok güzel bir ilişki yaşanmış. Fakat artık o sürenin sonuna gelinmiş. Ya şu Hazar'ın eli tutuşundaki bunlar yani. Sabit ben şey. Barışacaklarını düşünüyorum. Bu iş ben böyle bitmez. Ben düşünmüyorum ya. Bilemedim yani bir türlü. Bitmemiş bu. Bitmemiş. Kız birdenbire sinirlendi gitti. Bazen gündüz çok iyisin. Akşamleyin birdenbire deliriyorsun gidiyorsun. Hayır yüzde yani, yüz senle hemfikirim bu öyle konuda bir ama. Öyle şey, bir şeylere doldurmuş yani. Bir şeyler kız da buraya gelmiş olabilir. Çünkü adam şimdi anlıyorum ki hiçbir zaman konuşmuyordu ya. Şimdi anlıyorum ki çok kolay bir adam değil. Ben de şunu söylüyorum ki. Olabilir doğru. Yani, bir ilişkiden kadın bir gidiyorsa. Dönüşü zor. Erkek gidiyorsa kadın isterse getirir geri. Ama bazen erkek gitse de kadın onu o raddeye getirebilir. Kadın gitse de erkek onu o raddeye. Onu şimdi tam bilemiyoruz. Ama bundan bir hafta önceki galada her şeyin çok güzel olduğunu, kocasının işte ya acaba güzel Onur miydi? Bey beni böyle giydiriyor falan dedi. Acaba her şey güzel miydi Seren? Yani bir de bizim gördüklerimiz var. Tabii. Bir de altı var. Aynen. Bunu hepimiz yani yaşıyoruz boyu, öyle biliyorsun. Hayat boyu hiçbir şey hep çok güzel ve çok mutlu olamaz ki. Yani o ilişkide mutlu an oluyor, mutsuz an oluyor ne yapalım yani. Hani belki mutlu olduğunu düşünüyorsun, mutsuzlukların da olduğunu düşünüyorsun. Ama giden bir şeydi, o kadar kötü durmuyordu sanki. Bu o adam bu hale geldiğine göre ama bayağı zaten, bir... Bir kere çok kilo almış ve kendini salmış duruyor. Bir de şey bize hiçbir zaman ama zaten kötü bir takmış. İlişki olarak göstermediler hep. Güzel bir ilişki evet. Olarak gösterdiler. Ben adamı ama bu kadar beraberken bu kadar kolyeli hiç görmedim. Yani adam ayrıldıktan sonra 4-5 tane kolye birden takmış. Rapçi olmuş. O da genç olacağım diye. Dikkatimi çekti. Yani bu kıyafetle o kadar zincir neden taktı onu anlamıyorum. Hakikaten morali çok bozuk doğru. Herhalde. Yani oradan bir enerji almak istemiş belki. Burası evet. Cihangir mi? Muhtemelen. Muhtemelen değil mi? Şimdi ben senin karını sorsam dediğin zaman o çok çirkin bir üslup olmuş. Ben senin eğer madem bu kadar saygıdan bahsediyorsam bizim muhabirimize ben senin
eşini sorsam demek daha doğru olurdu. Madem hani saygıdan bahsediliyoruz ki dediği gibi bu Türkiye'deki olduğu gibi bütün dünyada da gazeteciler ünlülere bu soruları soruyorlar. Bir de ayrılık var burada tabii yani, ki soracak. Daha neyi soracak? Bunda bir şey yok. Kuzenini soracak hali yok herhalde. Halbuki babacan bir tavırla arkadaşlar oldu böyle iyi günler teşekkürler falan deseniz size daha yakışır ama orada alkol var. Alkolden dolayı da sonradan acıkıyorlar ya bunlar. İyice başlarına vuruyor bu. Hani alkolden sonra bir acıkma oluyor bu alkol içenlerde. Başlarına vuruyor. O sırada şu anda gidip onun derdi mercimek çorbasını içmek. O mercimek çorbasını içene kadar çok agresif. Çorbadan sonra sormuş olsaydı yumuşayacaktı. O arada yakaladığın için şanslısın yani. Öyle düşünüyorum. Bence iletişimleri hiç olmadığı için gergin. Gergin. Bir anda da iletişim kopması çok insanı geren bir şey. Muhtemelen öyle değil de mi? 7-24 birlikteyken. Giden muhtemelen de zaten hazar diye. Çok belli. Hazar'ın dünkü röportajındaki... Evet. Rahatlık, rahatlığa bak, coolluk, evet. Onur Bey'e bak ki Onur Bey'in kamera önü olmasa bile sektör tecrübesi... Kamerayı çok iyi bilen yani... Çok daha, yani neyin nereye gideceğini yönetmen daha iyi bilir. Aynen. Bence bu kadın birisinde falan konuştu. Yani böyle bunlar böyle fikir ayrılığı yüzünden falan durup dururken fikir ayrılığından falan ayrılmazlar. Neyle konuştu dedin? Ya bu adamın da etrafında çok oyuncu var. Ha. Geçmişinde de vardır. Başkasıyla görüşüyor. Flörtü ben, vardır, konuşmaları var. Ben adamla ilgili olduğunu düşünmüyorum ya. Ben Hazar'ın... Ya sen bir şey mi biliyorsun? Söylesene hayır, lütfen. Hayır, Hazar'ın gittiğine inanıyorum biliyor musun? Hazar gitse de bir hafta önce röportajı var ama diyor ki... Ama sen de dedin ya sabah başka, akşam hani, başka. Yani, tamam da işte birdenbire ama... O zaman bütününde bir anlaşılamayan, bir gidemeyen sonlara, bir şey vardı. Evet, sonlara doğru bence bir şey var. Ben göreceğiz. Mutlaka çıkacak tabii ortaya. Muhabirimize çok saygısızlık etmişsiniz Onur Bey. Biz her zaman sizin aşkınızla burada sitayişle bahsettik. Çok güzel şeyler söyledik. Ve sizinle insanlar yererken biz hep yanınızda durduk. Evet öyle yaptık yani. O bence yüzden de biraz hoş olmamış. Yapmamıştır diye İşte acılı. O zaman bize güzel evet. bir röportaj borçlusunuz. Evet. Neden? Diyeceksiniz ki size ne? Öyle bir şey işte olmuyor. Biz de, keşke olsa da biz de öyle bir şey söyleyebilsek ama hayır, o zaman olmuyor. Bunu 3 yıl 5 yıl önce yapacaktınız size neyi? Hay maşallah biz ya. Biz de size ne olarak düşünecektik? İzleyicimize bak ya. Onur Bey'in olduğu yere Cihangir dediniz bir canım. Tepebaşı diyor orası. TRT'nin tam karşısı diyor. Maşallah size vallahi. Maşallah. Ya feciler ya. Yani Kaan Bey gerçekten biz, maşallah biz size. Biz biraz önce hani illegal ilişki gibi söylediğimiz şeylerin resimleri geliyor bilmem inanamazsınız. Yani harikasınız Hafiye ya. Hafiye gibisiniz ya. Ya böyle bir şey olamaz vallahi, ya. Biz kalkalım siz buyurun evet. diye. Peki devam ediyoruz. O kadar şimdi. İyiler yani. Vallahi, tabii ki bizim izleyicimiz olduğu için. Evet abi o kadar iyiler ya. İzleyicisi böyle. Resimler geldi yani şaka neler gibi. Neler geldi neler. Ya lep demeden Çorum ya. Evet. Peki devam Aynen. ediyoruz. Haftanın en çok konuşulan isimlerini merak ediyor musunuz? Sizsiniz dermişim. Biz haftaya belki. Bakalım. Haftanın enleri belli oldu. Ünlü bir medya takip sisteminin yaptığı istatistik haftanın yıldızlarını belirledi. Haftanın enlerinde yer alan isimler kim? Haydi söyle onu nasıl? Haydi söyle. Hangi ünlüler rakiplerini fark attı? Medya takip merkezinin yaptığı araştırmaya göre haftanın en çok konuşulan isimleri belli oldu. Listenin son sırasında giyim tarzı, aşırı hareketleri ve kutuplaştırıcı tavırları bulunan Gülşen bulunuyor. Sahnesinde İmam Hatip mezunları için sapık diyen Gülşen... İmam Hatip'te okumuştu önceki. Sapıklığı oradan geliyor bana. Yaptığı hakaret sonrası tutukluluk süreciyle başlayan davasıyla sahnelere uzun süre ara verdi. Görünen o ki insanların Gülşen'in yaptığı sanatın aksine sansasyonellikleriyle dolu hayatı dikkatlerini çekiyor. Geliyoruz listenin ikinci ismine, Gülben Ergen'e. Gülben Ergen, detone sesine rağmen haftanın konuşulanların arasına girmesini kuşkusuz Buket Aydın'ın programında yaptığı skandal açıklamalarına borçlu. Karşılıklı soru-cevap şeklinde geçen programda Ergen, Cem Yılmaz ve Ahu Yahutu arasındaki nafaka davasına önce sosyal medya üzerinden destek verdi, ardından eski eşlerinden nafaka talebinde bulunmadığını iddia etti. Nafaka talebinde bulunmadı mı, bulunamadı mı soru
soruları sosyal medya gündemine düştü. Yaptığı şarkılarla istediği konuma gelemeyen Ergen, çelişkili ifadeleriyle daha çok konuşulacak gibi. Ve geliyoruz listenin zirve ismine. Yıllardır sevilen şarkılarıyla adından çok sık bahsettiren İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da katıldığı açılış programında yerini almıştı. Cumhurbaşkanımızla buluşan Tatlıses'in Haydi Söyle şarkısının dinlendirmesi ve güçlü sesi çok beğenildi. Sosyal medyada her kesimden övgü alan imparator zirveye bileğinin hakkıyla oturdu. Haydi söyle onu nasıl? Haydi söyle rüyalarda gördüğümü, haydi söyle uykusuz gecelerimi, haydi söyle. Haftanın en çok konuşulanlarında Gülşen 3. sırada. Gülşen niye konuşuldu söyleyelim. Yılbaşında sahneye çıkacak mı çıkmayacak mı? Herkes takvimini yayınlarken Gülşen'in çıkıp çıkmayacağı konuşuldu. Çünkü çıkacak diye biliyorduk. Evet ama Gülşen galiba Erengün çıkmayacak yok, galiba. Çıkmayacak galiba. Hala bak konuşuyoruz. Evet. Gülşen nasıl çıkmayacak. Bence Gülşen bu davada aklanana kadar veya bu dava tamamen işte beraat edene kadar veya bitene kadar çıkmayacak diye düşünüyorum ben daha çok. Çok uzar ya. Ben öyle düşünüyorum. Yani bana göre de doğrusunu yapar. Çünkü yapacağı her hareket, onun yapmasa bile bir hareket, birileri evet bir şeyden dolayı anlamlandıracak, yine bu sefer dava yine tersine dönebilir. En güzeli çok da önemli değil. Her daim çalışmak zorunda da değilsin. Kafasını da dinleyebilir şu anda. O yüzden de bir sene falan belki ayrı kalacak, ondan sonra dönecek. Bazen nefret de edebiliyorsun yani şeyden de o anda. Şu anda Sıtkı da sıyrılmış olabilir, doğru söylüyorsun. Sıtkı da sıyrılmış olabilir. Yani. Hem Sıtkı sıyrılmış olabilir hem de çok sinir uçlarına dokunan bir açıklamaydı. Belki i̇şte yine dinle alakalı. Yani dolayısıyla bazen işte dinlerin kullanılması ya da inançların kullanılması çok riskli. Çok riskli. Çok ve doğru riskli değil. Veya yani sizi eleştiren insanların mesela bizi sokakta yürüdüğümüz zaman değil mi? Bir sürü muhafazakar kardeşimiz sarılıyorlar, öpüyorlar. Tabii o kadar güzel sevgi. Şimdi aynı şekilde yaşamıyoruz. Ama o zaman orada seni iki tane eleştiren kişiyi sen bütün o din kardeşlerine veya işte bütün Müslüman kardeşlerine, dini vecibelerini yerine getiren kardeşlerin için genelleme yaparsan o zaman herkese gidiyor bir laf. O yüzden her zaman imtina ederim ki ben bu konulara ne girerim zaten de anlamam. Şimdi mesela bu tarikat marikat diyorsunuz da hiç anlamıyorum. O tarikat niye kurulur onu da anlamıyorum. Nedenini de anlamıyorum. Yani hani sadece şu mu acaba, hani zamanında vardı ya. Benim de çocuk... Adnan Hoca dedin. Adnan Hoca'daki... Ya işte bütün, tabii bu iyi niyetliler de var. İyi ailelerin çocukları. Benim mesela işte bütün arkadaşlarım hepsi... Tabii Türkiye'nin en iyi ailelerin kızları, çocukları. Nerede? Adnan Hoca. Ne diyorsun ya? Tabii, bak, tabii o yıllarda en zengin ailelerin sana çocukları yakışıklı. Yani Muazzez Erzoy Hanım'dan yani bütün sanatçılara davet edilirdi. Giderdik falan çünkü şey diye düşünürdük. Acaba derdik ya çünkü hep bize aldı bir tane güzel şöyle kitap, dininle ilgili kitap oku denmemiş ya hiç kimse. Hı. En son namaz hocasını biliyoruz okulda. Tamam mı? Aa, bir gün geldi arkadaşım dedi ki ya Seren dedi şu kitapları okur musun? Başladım okumaya. Sonradan hoşuma gitti. Ya dedi bak bizim bacılarımız var. Aa baktım ne güzel yaşıyorlar. Çünkü o zaman böyle anormal şeyler yoktu. Yani ilk başta yoktu. O yüzden bu tip şeyler hani bunlar yani tarikat mı? Yani bazı şeyler için kullanılmaz. Bu arada Bektaşi'nin tarikatla değil de Bektaşi'nin tarikatla olmadığını söylüyorum. Söyledikleri şeyler. Şimdi seni söyledi tarikat ama. Bazen evet bazen bunu evet, başta böyle güzel gösterip olması. Bazen böyle gösterip insanlar birçok insan boşlukta. Birçok ailenin çocuğu boşlukta. Evet, evet. Dolayısıyla inanıyorsun. Sonradan o aileler o çocukları kurtaramadılar. Bir sürü çaba sarf ettiler ve benim arkadaşlarım kendilerini kurtardılar. Çünkü istediler ki ilk önce gerçekten dini vecibelerimizi yerine getirelim tabii falan ki filan. Fakat sonradan iş başka boyuta dönüştü. Dolayısıyla böyle şeyleri anlamlandıramıyorum sonrasında. Bir daha da korktum açıkçası. Doğru. Ama dediğim bir gibi... Bir gün böyle bir aslında iyi bir hocayı yani iyi birini ağırlasak ve olur, olabilir. Açıklansa tabii, çok olabilir. Güzel olabilir yani. Hani evet. Gülşen'in de bence bu süreci tamamlarken sahneye çıkmaması doğru bir karar. Şimdi bence. Gülşen'le alakalı şöyle bir bilgi geldi. Gülşen yılbaşından sonra bir yerde çıkmaya başlıyor. İstediği ücreti söylüyorum. Kaç para? 3,5 milyon. Ve kimse vermiyor.
Kaşe bu. Çünkü çıkacağım yerin çok reklam olacak demiş ve ilk sahne herkes benden çok o mekanı merak edecek demiş. Ay onu söylememiştir. Haluk Şentürk söylemiştir. 3,5 milyon. Bence kimse vermez o parayı ya ona. Gülşen asla öyle bir şey. İstediği bu veren olursa çıkacak. Yani bence çıkar ama o parayı herhalde çıkmaz. Herhalde 4 gün boyunca çilmeyecek 3,5 milyona. Bence çıkar ama o parayı çıkmaz belki yani. Yani çıkar da o parayı çıktı dene de çıkmaz. Yani Türkiye'de çünkü bütün herkes yani Türkiye'de herkes bir şekilde şu paraya çıktım bu paraya çıktım falan deniyor yani. Hı. Yani o yüzden bir dijital platform şeyi gelir mi belgeseli? Net ya gelecek. Yok, net bir gelecek. Bir şey söyleyeceğim ama şey Gülşen'in edemezler. Pardon da Gülşen'in hayatında çok enteresan bir şey yok ki. Sevgilileri oldu, evli sevgilileri oldu. Aynen, sonra da sahnelerde de bir siyasi bir vaziyet yaptığı düşünüldü ve ceza aldı. Yani hani veyahut da işte mahkemesi sürüyor. Ama biliyorsun aldı. Ya o dijital platformu sen o teklifi götürüyorsun falan. Edis'in de var. Bence bu işi sürdürmek, hiç doğru değil. Evet. Bence bu işi tamamen sonlandırmak gerekiyor. Hiç, ben yani öyle düşünüyorum. Bu tip şeyleri bizim hiç bu işlerde hiçbir işimiz yok yani. Evet, bizim olmamalı. Biz sanatçıyız, biz selebritiyiz. Bizi ilgilendirmiyor bu tip şeyler gerçekten. Herkesin inancı kendisine, herkes kendi kalbinin ekmeğini yesin. Aynen. Yani ben öyle düşünüyorum. Peki ikinci sırada Gülben Ergen vardı. Yaptığı açıklama, nafaka açıklamasıyla bu haftanın çok konuşulan ismi oldu. Ne dedi tam nafakada? Ben nafaka almıyorum. Alanları Cem Yılmaz için atıfta bulundu takdir değil mi? Takdir ediyorum galiba. Ondan dedi. Mı dedi? Evet. Değil mi? Yağatu için. Kendisi nafaka milyon almadı değil alamadı. Çünkü kocasını aldattı. Öyle olunca alamıyor mu? Tabii ki alamıyor. Öyle mi? O yüzden de kocasını aldattığı için biliyorsunuz Erhan Çelik'le olan mesajlarını basın yakaladı. Sanıyorum Bilal Özgür'ü yakaladı. O zaman Yılmaz Erdoğan'la birlikte miydi? O Yılmaz değil Mustafa Erdoğan. Ay Mustafa Erdoğan, Yılmaz Erdoğan. Mustafa yani Erdoğan'la beraberken bir ödül töreninde. O tabii, esnada aynen, mı oluyor? Aynen o. O zaman Erhan Çelik'le sen benim şah damarımsın dedi. İşte Bilal Özbilgen'in de o Ajdar'a yaptırdığı şarkı oradan çıkmıştır. Öyle ortaya çıktı zaten. Erhan Çelik'in kaderi geldiği gibi oldu o zaman. Erhan Çelik o şekilde geldi. Aa. O da başkasının aldatılarak o da o şekilde gitti. Öyle de zincirleme gidiyor. Yani o yüzden peki sen yokken çok şey konuşuldu. Gülben'le ilgili. Sen Demet'leydin onu sana sormak istiyordum. Ne o? Sold out paylaştı ha. Gülben. Ha evet. Evet Demet de şey yazdı. Zaten aşkım 200'ü benim zaten. Evet şöyle oldu çünkü. Demet bu Amerika seyahatini çok istiyordu. Evet. Çünkü bu konsere gitmek istiyordu. Adele. Evet. O yüzden de orayı aradı. İki tane konseri vardı aslında. O haftada cumartesi. Neyle başlayan mı? S'yle başlayan mı? Şeydeki Bakırköy tarafında. Tamam neyle başlayan? Orada zaten bu şimdi yılbaşı için geceler düzenlenmeye başladı artık. Hani evet, yılbaşı üstü. Personel geceleri. Zaten bir 300 tane rezervasyon zaten Demet şirkete adına ait alınmıştı. Evet, kapalı rezervasyon. Yani bu şirket ödemeleri önceden oluyor ya sonradan iptal edemiyorsun bunları. Çünkü şirket ödemesi o. Artık şirket orada onu yapacak. Demet aynısını söyledi. Çıkacak. Para verdiysem kim çıkarsa gidecek dedim ama. Ama şöyle para verdiysen şöyle teker teker verdiysen gitmeyebilirsin tabii. De toplu verildi ya. Hani şöyle mesela senle ben bir yere gideceğiz. Ajda yerine birdenbire atıyorum. Cenk Eren çıkıyor. Ben gitmekten vazgeçebilirim. Herhalde ama yani. Ama işte hayır, öyle yani. Atıyorum şimdi. Hı. Ama eğer toplu bir verildiyse bunlar şimdi geceler artık orada yapılacak herkes. Verildiyse vazgeçemiyor. Şimdi sold out demek için o müşterinin sana ait olması lazım. Senden dolayı gelmiş olması lazım. Gerekiyor. Hmm. Ama zaten Demet'in zamanında olan hatta mekan diyor ki ya diyor işte bu geceye verdik. Hani onlar da 300 kişiler zaten. Nasıl şimdi bunları iptal edeceğiz diyorlar. Özel bir gecenin daha çok müşterisi. O da Demet'e banka giden mıydı? Müşteriyi sold out bilmiyorum. Herhangi bir şirket. Şirketler şu anda yılbaşı yemekleri yani yapıyorlar. Yani o da ona gelen müşteri olmadığı için ona sahiplenip sold out dediği için o da ona canı sıkıldı. Çünkü bu benim müşterim. Peki ama sonra niye gırgır yapıyorum dedi. Gırgır ne yapsın? Çünkü ama o da ayıp yani yapmaması gerekir. Demet'in de onu yapmaması gerekir. Ya. Ama şöyle onun da onun müşterisine kendi müşterisi gibi sold out yazmaması gerekir. Yani şimdi diyelim ki şöyle sen bir yerde sahneye çıkıyorsun. Şimdi ama devamlı sold out
olan bir kadın olmayınca da o da i̇şte alır mı? İşte şimdi öbür tarafta çıkarttılar bunu Şişli'de. Orası tabii iş yapmadı. Ki asıl orada yapması lazım. Öbürü yer zor. Yapma, ya, biliyorsun yapmadı. Değil mi? Evet. Bakırköy'deki fiyatlar yer ama, çok hayır, zor fiyatlar yer. Fiyatlar ama çok önemli. Fiyat onu, ama fiyatı 1 liraya kadar düşürmüşler. Yani yine yapmadı. Şişli'de. Yapmadı çünkü Şişli'de. Solist değil. Evet. Çünkü solist olmadığı için yapmadı. Şimdi burada da Demet'in kızdığı şey bence haklı. Yani bir başkasının gecesine çıkıyorum. İlanı var Demet'in bende. Yani bir başkasının gecesine çıkıyorum. Ben şimdi onun sold out dediğim zaman ayıp olur. İlanı çıkmış olmasaydı deseydi o kadar canı sıkılmazdı Demet'in. Ama ilanı Demet çıkmış ya, Demet'in yani. Her şeyi yani, benim gibi dilimde yaşadık diye söyledi. Ama işte, yani onu dalga geçerek söyledi. Kız dedi benim müşterilere dedi sahiplenmiş sold out dedi. Orada krize girdik gülmekten. Aa dedi bu ne demek bunlar benim müşteriler dedi. Hemen yazdı değil dedi. Mi? Yani, o anda yazdı sadece ama ona dalga geçiyor yani. Dalga geçti ama. Bu haftanın yine çok konuşulan isimlerinden biri İbrahim Tatlıses'ti. Söylediği şarkıyla. Şeyde Cumhurbaşkanı'yla Cumhurbaşkanımızla yan yanayken o meetingde burası ne nereydi? Diyarbakır mı? Urfa değil mi? Öyle bir, evet. Bakan beyin de yanında duruyor. Hep bir ağızdan haydi söyle bir aynen. Verelim. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Tamam peki. Tam havaya girmiştik. Tam havaya girmiştik. Yani evet o da çok konuşulan isimler arasında oldu İbrahim Tatlıses. Zaten yıllardır çok ne beni yapsın? De Cumhurbaşkanı'yla yan yana koysanız ben de en çok konuşulan olurum hayatım. Sen bayağı konuşulan olursun. Yani aynen. Evet. Peki devam edelim mi? Hadi. İbrahim Tatlıses'le ilgili çok yorum yapmayı tercih etmedi. Kimse. Hı? Başka bir şey söyleyeceğim yani o zaman. Yani içimizden gelmedi vardır. Diyelim. Yani. Haklısın. Yani. İçimizden gelmiyor. Bir şey diyemiyorum. Evet. Pandemide ne olmuş biliyor musunuz? Nasıl geçeceğimi bilemedim. Aynı. En çok arabesk dinlenmiş. İnanılmaz. 3 kat artmış. 3. Hepimiz, dertli herkes. Normal dertli dertli. İşsiz kaldık. Allah'tan televizyondaydık biz tabii mecburen buradaydık ama. İyi ki yani. Yani çok herkes şükür. Tabii. İşe gidemedi, güce sana gidemedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Televizyonculuk şu anda tabii sahnenin falan çok önünde artık. Çünkü o sahnelere yazık. Bakmayın pat devamlı diye, çalışanlar da mi? Bir ayın içerisinde toplasan 5-6 kere çalışıyor. Hayır, bir de devamlı çalışan 10 kişi var. Devamlı yani, çalışıyor ama geri evet. Kalan 1000 kişi, 10.000 kişi. Ben bir de mekanların nasıl para kazandığını asla anlamıyorum. O kadar büyük paralar verip değil mi? Asla şey anlamıyorum. Mi? Ben ona eskiden, hep izzete soruyorum mesela bazen vallahi. Yazıyorlar ya şurada şu tarihte mesela 10-15 tane konser yazıyor evet, değil evet, mi? 2 evet. Aylık programını evet, söylüyor, 3 aylık programını. İnan bana eskiden bir gazino 45 gün falan evet, sürerdi. Evet ve 7 gün. Yani şimdi o kadar az ki bunlar nasıl evet. Bununla geçiniyorlar? Ben anlamıyorum. Ben mekanların nasıl para kazandığını nasıl bilmiyorum. Yani. Şu arabeskler 3 katına çıktı dediklerinde kimler var ya arabeskler 3 katına? Bak size dün gösterdi. Ay, hani, o var mı? Hani söylemişler size bir tane çocuk geldi. Aynen aynen Müslüm'ün işte. Yerine falan. O var tabii yani herkes ha. Zaten arabeske dön. Bir bohem bir bunalımdayız sanki. Ama arabeske her zaman çocuklar, vardı bence. Hayatımızda hiç olmayan 2,5 sene geçti. 2-2,5 sene. Evet. Hayatımızda görmediğimiz, tanımadığımız dışarıları hayalet şehir gibiydi ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Yani. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Erol Evginler, Zerrin Özeller, Sezen Aksular, hadi Ajda o bayrağı biz hep eskileri anıyoruz ama hani, inanın. Anlıyoruz çünkü yerine gelen yani, olmadı. Evet. Nilüferler, bunlar yeni şarkılar çıkmıyor. Kenan Doğulu'lardan bahsedelim o zaman. Tarkanlar, Binay. Şimdiki nesile söylesene bana kaç tane hit şarkı çıkıyor. Şu bizim geçen gün, dün mü verdiğimiz liste. Acaba kaç kişinin dilinde bizde? Yani dolayısıyla çıkmadığı için arabesk, yani bize gittikçe bizde bir kültür şey oldu. Bu bir gerçek yani. Doğru. Her şey değişti. Ha, her değişti. Şey değişti. Dejenere. Ama şeyi de çok seviyorum ben. Arabeski çok seviyorum. Yani ben çocukluğumdan beri mesela bak o Cengiz Kurtoğlu onlar falan hepsi yani evet. Hepsi süperler. Muhteşemler. Hele yani, belli bir Müslüm saatten Gülfesler, sonra. Tabii. Dinlersin aman yani. Da aman. Hani arabesk dinlersin. Çünkü popta çıkan bir şey yok. Bana söylesene popta ne çıkıyor Allah aşkına bir gazinoya gidip de bir gece kulübüne gidip de dinleyeceğiniz herhangi bir tane şarkı söylesenize bence yok. Yok yani. Söyleyin bir tane bana. Yani yine Demet yapınca gece kulüplerinde biraz hareket oluyor. İşte hayır işte ama yine Demetler de 90'lı yılların starları. Bakın yeni nesilde bana çıkan Demetlerden sonra çıkan kim var bana söyleyin. Gülşen Demet vardı o zamanda da. Şimdi düşünce yeni onlar nesil. Onlar bile 40 yaşlarında. Şimdi bu yeni nesili oldu. Sen gidip de bir yerde seyreder misin?
oturup şöyle efkarlanıp da şöyle evler arabaya. Hangisi çalışamıyor? Sen yine, eski ya. Ay Betül Demir'i seyrettin. Betül Demir de yeni. Betül Demir de o da yeni değil. Tabii hayır o da yeni değil zaten. Tabii o yeni değil zaten. Yani yeni yani. Seyrettin mi hiç bu ara? Kime? Yeni kimse yeni. Yok. Yeni hiç kimse hiçbir gazinoda yani benim, yok. Ben, gazinoda falan yok zaten. Bak, gece kulübünü bar diyelim. Benim yani çok yakın arkadaşlarım kim Merve Özbey var. Derya'ya gidiyoruz. Onlar hiçbirisi aslında yeni değil. Yeni değil mi? Yok kim yeni kim ya? Peki Derya şeyler... Ulu muydu? Derya Ulu evet. Muydu? Merve Özbey falan. Onların onlar bana en son şarkılarını, en son çıkarttıkları şarkıları söyle ismini. Sarışınlar ya. Çat. Sarışınlar çat. Reklama gitmemiz lazım. Çat. Çat. Esme. Evet, reklamların ardından devam ediyoruz. Arabesk 3 kat daha artmış diyoruz. Arabesk acıdan geçtiği için mi arttı tabii, yoksa? Yani illa ki hepimizin gönlüne dokunuyor. Ya aşk yüzünden ya bütçesel fakirlik, ne bileyim okumamışlık ya da okuyup başka acılar çekme. Hani bir sürü kalemi var bunun. Yani sonuç olarak dertliyiz. Evet. Ülke dertli olduğu için arabeske döndük. Dertliyiz ya aşktan yani. Ya meşkten. Ha? Yani illa ki bir hepimizin bir acısı var ya. Ya mesela diyelim dertliyiz de mesela borç var. Borcu dertliyiz. Mesela nasıl arabeskle şey yapacağız? Tamam işte ay borçlusun ödeyemiyorsun ya acı çekiyorsun. Ha. Acıyı daha acıtmak için kendini arabesk dinliyorsun. Bana borç şarkısı söyle bir tane. Oğlum borç şarkısı borç o duymak de zorunda yani. Öyle borç değil. Borç dedik genelde. O yani o duydun yani. Vay be. Yani ben... bana göre dertlendiğin zaman modun düşüyor. O modda da onu dinlemek istiyorsun. Efkarlandığın zaman. Aynen yani. Illa... Bence bir şey söyleyeyim mi? Arabesk dinliyorsan kesin aşk acısı vardır. Ya da çok aşıksındır. Be, ya da belki bir şey. Ya tabii. Birbirini engellemişsindir, engeli açmışsındır. Ama o öyle enteresan bir şey ki onu şey yapıyorsun biliyor musun? O şarkıları dinlediğin zaman ya Demet şeye gittik Los Angeles'tan Malibu'ya gittik. Arabesk Malibu'da çok acı çekiyorsunuz hayatım. Şarkısını açtı. Dedim ki kapatır mısın Demet şarkıyı diyorum. Kapatmıyor. Kapat diyorum. Dinlemek istemiyorum diyorum. Kapat şurada. Olmaz diyorum. Arkadaşımız ona mı? Sonuna kadar. Hayır. Ya? Benimle ilgili birisi açtı sonuna kadar. Dedim Malibu'da da bunu mu dinliyoruz dedim yani. Kapattırmadı. Hayır. Bakayım. Hayır yo ya. Yani bunu biz hayır buna yani kadar. Şey C. He tamam. Ya boşa. Bunu açalım o zaman Seren. Ver müziği. Malibu'da böyle oldu. Malibu'da da onu dinlemezsin ya. Hayır o Erdinç Acar.